Ay nedir bu başıma gelenler ya Rabbim o? Sormayın canım, sormayın. Ay şu kameraları takmaya 10 dakika erken gelseler var ya... ...şu an planımız tıkır tıkır işliyor olacaktı. Böyle şans olmaz ya. Ne planı Allah aşkına Feyyaz Bey? Şimdi biz Songüler'le plan yapmıştık. Her tarafı kameralarla donatalım dedik. 2 saattir yok kamera yok bilmem ne. Ya anneme ne olduğunu biri doğru düzgün anlatabilir mi ya? Kim o adamlar? Kim kaçırdı annemi? Canım anneni... Yasemin'in sevgilisi kaçırdı. Yanındakiler de adamlarıydı herhalde. Yasemin'in sevgilisi mi? Aa o gün restoranda sizi pataklayan adam. Aşk olsun Canan'ım, teessüf ediyorum. Böyle pataklayan mataklayan da olmuyor yani. Ne demek pataklayan ya? Allah Allah, ben de karşılık vermesini bilirdim de... garsonlar araya girdi herhalde. Yoksa biz elimizde armut toplamıyor. E patakladı size ayol adam. Ha. İyi de Yasemin Hanım'la... yani sevgilisiyle annem ne alaka ya? Ne istiyorlar ki annemden? Gülüm. İlk gülüm. Şimdi ben sana şöyle kısaca özetleyeyim. Şimdi senin bu anan, bu Yasemin'in... sevgilisinin pırlantalarını bulmuş. Pırlanta mı? Ya sorma, pırlanta. Sonra bu 3 salak, Bedevi, Hayriye, Songül kalkmışlar bu pırlantayı bozdurmaya, bir de kuyumcuya gitmişler. Kuyumcu da pırlantayı bozdurunca tabii mafya da bunların peşine düşmüş. Aa. Ne? Mafya mı? Hani Hayriye ablaya miras kalmıştı, o para da oradan geliyordu. Oho gülüm, o mirasa esas en çok ben bel bağlamıştım ama öğrendik ki işin aslı bambaşkaymış. Ben polise gidiyorum. Çöş olmaz kızım. Ne diyorsun? Ne polisi? Ne polisi? Nereye gidiyorsa kendine gel, kendine. Mafya diyor, mafya. Öğlene kalmaz bizi alnımızın çatıdan mı vurlarlar ya? Ay, ne yapacağız? Bir sakin olacağız. Öyle hoplayıp zıplamayacağız sürekli. Önce bir sakin olacağız. Karşımızda sıradan insanlar yok. Bunlar öyle gün içinde aktivite yapan işçi grubu değil. Mafya diyorum, mafya. Ya mafya deyip durmayın. Vallahi fena oluyorum ben. Demeyeyim Canan Hanım, papatya deyip. Mafya demeyeyim ben adama. Adam sabah kadın kaçırıyor, akşamına adam öldürüyor, öğleden sonra kesiyor. Ay. Adam günde 3 öğün kriminal suç işliyor. Ben adama papatya mı diyeyim? Mafya işte ya, mafya. Tamam abi, bile bağırıp duruyorsunuz ya. Fena oluyorum işte. Yani öldürecekler mi annem? Tövbe estağfurullah, iyice delirdiniz ha. Ya sürekli aklına kötü şeyler getirme. Çok çok korkutuyorsunuz. Şöyle bir derin nefes alalım ya, bir sorun yok. Aa, bulacağız, illaki bulacağız bir yolunu. Hatta ben bir Nergis'i arayayım. O bulur bir yolunu. Zaten bu planı da Nergis teyzesi yapmıştı. Zamanlamayı tuttursak en iyi plan bu plandı. Ama Nergis teyzen zehir gibidir zehir. Şimdi yeni plan yapar bize. Sen merak etme. Ne durumdalar? Baygınlar efendim. Doktor Hakan geldi değil mi? İçeride, yanlarında. Diğer kadın hastanede, ayılmamış. Onun durumu netleşmeden bunların ölmesine izin veremem, tamam? Tamam Yavuz Bey. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ne oldu? Ne oldu bana? Neredeyim ben? Merak etmeyin. Hastanedesiniz. Acil müdahaleniz yapıldı. Şimdi nörolojik muayenenizi yapacağım. Hastane mi? Ne oldu bana? Merdivenden düşüp başınızı vurmuşsunuz. Biraz kanamanız vardı, durdurduk. Şu an her şey kontrol altında. Merdivenden mi düşmüşüm? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Kalemin ucunu bir takip edin lütfen. Vaziyet nedir? Nabızları çok yavaşladı. Eğer yaşatmak istiyorsak panzehri vermemiz gerek. Tabii ki yaşamalarını istiyorum doktor. Yoksa seni niye çağırayım?
Hayriye. Şimdi elimi bütün gücünüzle sıkıp çekin lütfen. Tamam. Beni buraya kim getirdi? Doktor Yavuz Bey getirdi sizi buraya. Şimdi ayağınıza kalemle bir dokunacağım. Hissediyor musun? Hissediyorum da hatırlamıyorum. Yavuz Bey kim? Yavuz Bey'i tanımıyor musunuz? Yok yani hatırlamıyorum. Ne zaman düştüm ya? Ya benim beynimin için böyle sarı bezle dip köşe temizlenmiş gibi. Kim bu Yavuz Bey? Yani benim neyim oluyor acaba siz biliyor musunuz? Aç şimdi ağzını. Aç ağzını. Aç, 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 aç. Of. Nasıl? Ha? Medine. Ne? Medine. Medine. Ne Medine? Medine dedi. Medine var, Hayriye var, patronum Canan Hanım var. Ailemdekileri önceden saydım zaten. Peki. İsim olarak hatırladığınız kişiler sadece bunlar yani öyle mi? Mahalledeki komşularımın isimlerini de sayarım. Ama önce en yakınlarımı saydım. Ha bir de hayırsız kocam var. Ama Yavuz yok. Nerede bu mahalleniz? Nerede yaşıyorsunuz? Sarıyer'de gece konduda. Ama Krizentem sitesinde yatılı çalışıyorum ben. E bak yaşadığın yeri de hatırlıyorsun. Eğer yalan söylüyorsa hemen bitir bu oyunu. Çünkü Yavuz Bey benim kadar hoşgörülü davranmayacaktır. Neymiş bu Yavuz ya? Kimmiş bu Yavuz? Ben anlamadım ki. Ya ben nasıl düştüğümü bilmiyorum, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Bilmiyorum Yavuz Mavuz dediğiniz adamı hiç bilmiyorum. Kim bu Yavuz Bey ya? Of! Tamam mı? Medine'n de işte hayat suyundan. Ha Hayriye? Teşekkür ederim Yavuz. Tamam mı şimdi anlaştık mı? Bak sözünü tutuyorsun. Ben ne dersem o. Demir'e de. Ne dedin? Ne? Ne demek? Nasıl yani? Ne demek? Ocak 2024'teyiz. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Kimse demedi bana yılbaşı geçti diye. Sen en son hangi ayda olduğunu hatırlıyorsun? Temmuz, Ağustos. Ağustos, Ağustos. Şuradan hatırlıyorum. Kızım İlkgül. Okul kazandı. Hukuk okuyacak. %90 burslu. Ama daha okullar açılmadı. Nasıl yani? Okullar Eylül'de açıldı desek. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Siz bu 4 ayı hatırlamıyor musunuz? Ben gideceğim buradan, ya, duramam burada. Sakin, ne oluyor ya? Olur. Kızıma sakin haber verin, oğluma haber verin. Ne oluyor yani? Yavuz Bey'i bir arayalım, sakin. Ya ne bu? Yavuz Mavuz kim ya? Ya sakin, bana bakın, valla beni burada kaçırıyorlar ya, diye bağıracağım ya. Tamam bir sakin, sakin. Ay Allah'ım yarabbim. Bir sakin, sakin ol. Bir sakin ol. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi önce sakinleştirici bir ilaç ver. Emal için de sakın kayıt açtırma. Soran olursa da doktoruna yakın versin. Tamam doktor bey. Neye tamam dedin sen? Ha? Neye tamam dedin? Ne oldu? Kızımı çağırıyor değil mi? Ona tamam dedin. Tabii tabii. İçeri 2 tane hasta bakıcı gönderin. Alo? Yavuz Bey? Ne oldu? Kadın öldü mü yoksa? Yok ama şey... Tamam ölmediyse bekle bir dakika. Şimdi başka bir doktorla görüşüyorum. Ne diyorsun? Kefeni yırtıyorlar değil mi? Bak diğerleri önemli değil. Ama şu Hayriye lazım bana, onu yaşat. O kesin bir şeyler biliyor. Siz hiç merak etmeyin Yavuz Bey. Elimden geleni yapacağım. Zaten nabzı yükselmeye başladı. Tamam. Haber edersin onu.
Mahmut, bir şey olursa arıyorsun. Emredersiniz. Ha, sendeyim Selim doktor. Anlat, ne oldu? Ay, Yavuz Bey, hastanız kendine geldi. Güzel. Ne durumda şimdi? Yani bilinci açık. Hayati tehlikesi yok ama. Ama ne doktor? Bu amalardan sonra hep şeyler gelir ha. Yavuz Bey, kısmi hafıza kaybı var. Son 4-5 şeyi hatırlamıyor. Sen mi dalga geçiyorsun benimle yoksa kadın mı Selim? Olur mu öyle şey? Yavuz Bey, estağfurullah. Ne demek lan hafıza kaybı? Ben bu palavrayı yutacak adam mıyım? Ha? Yavuz Bey, yemin ederim benim bilgim yok. Yani kadın yalan söylüyor mu emin değilim ama bence söylemiyor. Şimdi tomografi alıyoruz. Sonuca göre size net bilgi vereceğim. Şimdiden haber vermek istedim size. Çünkü Yavuz kim hatırlamıyorum diyor. Ben onu hatırlatacağım şimdi Yavuz kimmiş. Geliyorum oraya, kadının yanından ayrılma. Ha, uyudu mu? Uyudu, uyudu da yani nerede kaldı bu Nergis Hanım? Daha bekleyecek miyiz? Ne bileyim ben, ilk gül alanı seversen. Zaten başım zonkluyor. Şuradan ilaç ver de bir ilaç daha içeyim. Tamam. Yani bu Feyyaz Bey de tuvalete mi düştü, ne yaptı? Nasılsın? Biraz daha iyi misin bari? Vallahi işte ne bileyim, buz falan koyduk ama Nergis'ciğim, başımıza gelmeyen kalmadı yahu. Şu halimize bak. Gerçi senin her şeyden haberin varmış ama. Yok. Yok, benim öyle bir şeyden haberim yok. Gene oldu sayılır yani. Ay pardon da yani artık muhabbetiniz bittiyse yani bir konuşabilir miyiz? Tamam anladım, acele karar vermememiz gerekiyor ama benim de annem söz konusu burada ya. Vallahi kusura bakmayın da. Yani İlkgül haklı. Şu an geçen her dakika bizim aleyhimize işliyor, söyleyeyim yani. Tamam. Anlatıyorum o zaman. Ben şimdi bu Yasemin'in eski arkadaşlarına falan ulaşmaya çalıştım. Bu Yavuz'la ilgili belki bir şey bulurum, bir irtibat numarası, adres falan diye. Çünkü yani bir Yavuz adı var da gören bilen yok. Ya adam mafya sonuçta canım yani. Bunlar akşamları ev oturmasında gündüz kısır partisinde gezen insanlar değiller. Kapı kapı dolaşıp da pardon sizin mahallenin mafyası nerede takılıyor diye soracak halimiz yok. Yok, bulamadım da zaten. Ama sonra aklıma bir şey geldi. Benim bu annem Yasemin'i hep çok zengin biriyle evlendirmeyi düşündüğü için kendisine uygun gelen adayları bir deftere kaydederdi. Bayağı böyle yani numaralarıyla, özellikleriyle falan filan. Üstüme iyilik sağlık, katalog gibi, o ne öyle? Bana bak Nergis, benim de adım bilgileri var mı o defterde? Sen annemin kriterlerine uyuyor muydun Feyyaz? Sen kimin kriterlerine uyuyordun acaba? Yani
Bu defterde Yavuz Bey'in numarası var mıymış? Ha işte yani bir Yavuz buldum. Bir Yavuz buldum ama şimdi tabii bilmiyoruz ki yani o Yavuz bu Yavuz mu diye. Dedim yani bir hep beraber karar verelim. Arayalım mı, aramayalım mı, ne yapalım? Arayalım mı? Ara ara, ara hemen. İyi. Sesi de dışarıya ver. İnşallah. Alo. Alo. Alo kimsiniz? Yavuz Bey'in telefonu mu bu acaba? Evet ne istemiştiniz? Sakin. Bir dakika. O Yavuz'la mı görüşüyorum? Saçmalama be. Sen hangi Yavuz'sun de? Hayır. Doğru Yavuz'u mu aradım? Saçmalama en ya. Doğru Yavuz ne ya? Doğru Yavuz mu ya? Mesleğine. Ne iş yapıyorsun? Mafya mısınız diye mi soracağım atma. Hayır. Direkt son günümü sorsan. İşte nasıl söyledin öyle hemen söyledin. Mesleğimden. Çok özür diliyorum. Beklettim. Çok özür diliyorum. Ben arıyorum. Benim bir kardeşim var. Adı Yasemin. Yasemin. Biz Yasemin'le şey yapan Yavuz'u arıyorum. Tanışıklığı olan Yavuz'u aradım. Hangi Yasemin? Yasemin Ağırtaş. Ağırtaş. Yumuşak G ile. Biz boşandık. Beni karıştırma. Beni karıştırma. Yasemin bitmez. Tamam. Ama belki siz onu bekarlık soyadıyla hatırlarsınız. Yasemin bitmez. Böyle uzun boylu, böyle manken gibi Yavuz Bey. Öyle bir hanım Yavuz Bey. Ben Yavuz Bey değilim. Kendisi patronum olur. Bahsettiğiniz Yasemin Hanım'ı da tanıyorum. Buyurun bir sorun mu vardı? Bir sorun var. Evet bir sorunumuz var. Ama bizim bu sorunu Yavuz Bey'in bizzat kendisiyle konuşmamız kesinlikle kesin gerekiyor. Tamam ben haber vereceğim Yavuz Bey'e. Çüş. Ne ayıp kapattın mı? Sen kapat. Kapat. Ben zaten tıt dedi kapatıyorum. Buyurun. Yavuz Bey öncelikle bir şey söylemem lazım. Az önce bir telefon geldi. Bu söylediğin içerideki Songül'le mi ilgili? Yok Yavuz Bey. O zaman sonra dersin diyeceğini. Meşgul etme şimdi. Nerede kadın? Odaya geri aldılar. Buyurun. Kimseyi almayın içeri. Emredersiniz efendim. Songül Hanım. Görmeyeli nasılsınız? Siz kimsiniz? Bana bak. Sana kendimi öyle bir tanıtırım ki. Ömrüm boyunca unutamazsın. O arada kısa sürer işte. Hatırlamıyorum sizi. Bir de hemşire bana bir iğne yaptı, bir ilaç. Kafam iyice sersem oldu benim. Ne diyor bu kadın? Baktınız mı tomografisine? Baktık efendim. Başını çarptığında kapalı kafa travmasından dolayı ödem oluşmuş. Yani? Yani gerçekten hatırlamıyorum. Bak yüzüme. Bak. Böyle yakından da hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Siz benim çocuklarıma haber verdiniz mi? Az önce ne dedin sen? Ne dedim? Çocuk dedim. Çocuk dedi. Çocuğunu hatırlıyorsa. Nasıl hafıza kaybı olur? Yavuz. Sen benimle mi geçiyorsun lan? Size telefonda da durumu izah ettiğim gibi kısmi hafıza kaybı. Yani zaten son 4 ayı hatırladım. Kes! Peki Hayriye ve o yanındaki kız. Adı neydi? Medine. Onları hatırlıyor musun? Siz Yavuz Bey misiniz? Hani şimdi doktor şey etti. Ya beni buraya getiren. Aa ne güzel işte. Bak hatırlamaya başladın. Yok hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Sabahtan beri Yavuz Bey diyor da... Ya ben nerede düştüm? Siz beni nereden buraya getirdiniz? Siz benim kardeşlerimi nereden tanıyorsunuz? İşte ben senin... ...kardeşlerinle birlik olup... ...pırlantalarını çaldığın adam. Bak bilgin olsun... ...böyle salağa yattığın her dakika... ...onların ömrü de biraz daha kısalıyor.
Yok, yok. Siz bizi birine karıştırdınız. Ya bizim ne işimiz olur pırlantayla pırlantayla? Biz kimsenin malına göz dikmeyiz. Hırsız mıyız biz? Allah yazdıysa bozsun. Allah yazdı, yazdı. Kameralar da kaydetti. Bak, kim var burada? Aa, ne yapıyoruz biz burada? Benim malımı satıp paraları cukkalıyorsunuz. Şimdi sıkıysa ben değilim de. Yok, benim bu, benim. Benim de yani ben ömrümde o kadar parayı bir arada görmedim. Vallahi billahi görmedim ben. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Küçük kız kim? Sen gelsene benden. Aa, hay Allah, benden. Allah. Selim. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü bir kere söyleyeceğim. Sadece bir kere. Eğer bu kadınlar sana bir şey teklif ettiyse... yani aranızda bir işbirliği falan varsa... Oğlum ben şey Yavuz Bey... Lafımı kesme. Öyle bir hata yaparsan... bu hayatının son hatası olur. Anladın? Yavuz Bey... kadın gerçekten hatırlamıyor. Emin olmak için MR çektirdim ödem yüzünden. Bakın... sonuçlar istediğiniz uzmanı gösterebilirsiniz. Aynını söyleyecek. Ne yapacağız şimdi? Yavuz Bey... ödem çözülene kadar beklemekten başka bir çare yok. Etkilenen bölgedeki ödem baskısı düzelinceye kadar mecbur bekleyeceğiz. Ama bu zaman içerisinde hastaya iyi bakılması lazım ve strese girmemesi lazım. Başlatma lan stresinden. Benim malım yok ortada, aleme madar olmuş. Çıkarın şunu hastaneden, doğru çiftliğe. Taşların yerini söyleyene kadar da çıkmayacak. Otursun bacılar yine. Ay delireceğim ya. Delireceğim. Niye açmıyor bu adam telefonu? Ya mafya bu sonuçta. Gece gece arıyoruz. Adamın mesai saati yoğunlar şu an. Durup durup tekrar tekrar arayacağız. Yapacak bir şey yok yani. Yahu arayacağız. Arayacağız da benim derdim o değil. Anlamıyorsunuz. Aradığımızda adamlara ne diyeceğiz diyorum ya. Açıp da adamlara şunu diyeceğiz. Ya muhterem. Ha, siz bizim temsilcileri kaçırmışsınız. Hepsi çok muhterem insanlardır ya. Allah aşkına evde işler birikti. Şunları geri verin mi diyeceğiz? Ya Allah Allah, neyse durumu anlatırız. Bir yanlışlık olmuş deriz. Kızların bir kabahati yok deriz. Deriz bir şey işte. Ha, kabahati çok iyi buldunuz ya Canan Hanım. Çok iyi aklınız. Ya adamlar iki dakikada şurada pekmezinizi akıtmış. Hala diyorsunuz ki öyle diyeceğiz, böyle diyeceğiz. Sizce bu adamlar laftan anlayacak adamlara benziyorlar mı ya? Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Patlamak yok, akmak falan. Allah Allah. Yok hayatım, yok. Bu hamama gider kuruna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez. Ha. O olmaz, bu olmaz. Ne yapalım? Ne yapalım? Aramayalım o zaman, bırakalım, vazgeçelim, burada oturalım. Ne abuk sabuk hareketler yapıyorsun bana ya? Yok hamama gittim, yok zurnaya girdim. Ne anlatıyorsun sen be? Sen ne anlatıyorsun be? Ya zır, ben zır, diyorum zır, ki zır. Adamları aradığımız zaman bizim de elimizde bir kozumuz olsun. Nasıl adamların elinde bizim kadınlarımız var, bizim de elimizde onların pırlantaları olsun diyorum ya. Bizim şu an bir taraftan adamları, bir taraftan da fenlik fenlik pırlantaları bulmamız lazım. O niye? Yahu değiş tokuş için ilk gülcüm, değiş tokuş için. Ver pırlantayı, al anayı. Ya, karşılığında ne olursan o kadar para veririm ama. Doğru doğru. Yani şu pırlantaları bulabilsek elimiz çok güçlenecek aslında ilk gül, biliyor musun? Nereye koymuş olabilir annem pırlantaları, bir düşünsene. Yani bilmiyorum ki, belki... odasında olabilir. Ben bir gidip oraya bakayım. Yok yok, odasına bakma. Odasına ben baktım. Dip köşe baktım, odada yok. Aa, siz Songül'ün odasını mı karıştırdınız? Ha, ben haftada bir tutamıyorum. Kendimi mutlaka Songül'ün odasını bir karıştırıyorum Canan Hanım. Ya sizde kafa iyice gitti Canan Hanım ya. Bana ne Songül odasından? İyi niyetle şöyle bir kurcaladım. Pırlantaları bulurum ümidiyle. Karıştırmışsın işte. Allah Allah. Hasbinallah. Hala karıştırmış. Yahu kaybedecek zamanımız mı var bizim? Bence hiç durmayalım. Aramaya buradan devam edelim diyorum ya. Yani nasıl yapacağız? Nasıl mı yapacağız? Ne yapacağız? Evin altını üstüne getireceğiz tabii ki. Ne? Benim evimin? Nergis, bu ne diyor Allah aşkına?
sana. Bir şey söyle buna. Ya Canan Hanım, ya şu an bunların sırası mı? Ben toplayacağım her yeri, tamam ama hadi ne olur ya, ne olur arayalım. İstemem, tamam, ne olur. Canım, tamam, ben toplayacağım, ben de. Ama durduramıyorum hayatım, durmuyor adam, görmüyor musun? Dır 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 dır. Hadi. Arayın. Ay Allah. Bence kesin buralara bir yere koydur o kadını. Ay çok fena, yapmayın. Hiç şey yapmıyorum. Sen bunları daha niye yaratıyorsun? Hiç merak etme. Ay gözüm görmesin. Canım benim, merak etme. Sana iyi bak, iyi bak. Hepsi tekrar yerine konacak sonuçta yahu. Ama bir köşe bulacak da bunu. Bir gün. İlk gün ne yapıyorsun sen? Canım vallahi ben seni gideceğim. Kafasını bilen tanıyan bir anlatma. Sen merak etme canım. Bunu yapmayın ne olur. Şöyle kaldırayım sana. Onu yapıyorsan Nergis. Dur dur Nergis'cim. Ay kaldırmayın oraları. Dur aşkım dur. Dur aralara sokmuş olabilirim. Ay vallahi bunu bayağı gizledi. Ay ne oluyor Ali'ye? Kalk 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 çabuk. Ya nereye kalk? Biz demin ölüyorduk. Nasıl kalkalım öyle çarçabuk? Yoksa öldük mü ya? Medine. Sen niye arkamızda Fatiha mı okuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Oh. Otel mi lan burası? Vay be. Kalk hadi kalk. Ya. Oh. Hadi. Oh. Ulan bak. Yürüyorum daha ne yapayım? Ben şöyle oturayım. Otur. Ali'ye ne oluyor? Ne bileyim ben Medine, mafyada kadar mıyım ben ya? Habire ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Hayriye, iyi misiniz? Şş, ya kızım kime diyorum ya? Hayri. Sen bana bir şey deme Demir, sen bana bir şey deme. Allah Allah, ya birlik ve beraberliğe bu kadar ihtiyacımız olduğu bir zamanda ne bu küslük şimdi ya? Allah Allah, neymiş acaba ispiyoncularla birlik beraberlik? Ay ne, birileri mi geliyor? Ha, katil geldi. Doğum günü ablam! Hayriye! Ablam! Zeynep! Ablam! Buldular mı seni sonunda ablam? Ay, abla kafana ne oldu? Düşmüşüm. Ay, kıyamam ben sana ablam. Senin adını verenlerin iki yakası bir araya gelmez inşallah. Kızım ben seni kurtarayım diye yaptım ya. Abla söylesene nereden düştün, ne oldu? Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Düşmüşsün diyorlar, ben onların yalancısıyım. Yani kafamın içi teneke gibi böyle. Tak 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 vursan teneke gibi ses geliyor. Boş. Tamam yeter. Ay, 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 ya biz kendimiz geçerdik ya. Oy. Ay Allah. Ben anlatayım size ne olduğunu. Güya sizin bu Songül ablanız hafızasını kaybetmiş. Nasıl, nerede? Yolda gelirken düşürmüş Hayriye. Abla bizi hatırladın ama. He, Hayriye dedin, Medine dedin, sarıldın. Doktorun dediği her şey değil. Ama belli bir dönemi unutmuş. Ne hikmetse tam da bana lazım olan dönemi. Abla doğru mu diyor bu saygıdeğer Yavuz Bey? Vallahi doğru diyor. Yok bende 4-5 ay yok yani. Yani en son yazı hatırlıyorum, Ağustos. Sonra dediler 2024 Ocak. Nasıl oldu bilmiyorum. Ay, ay, ay. Gitti kafa, gitti ama belliydi. Emareleri vardı küçük küçük. Abla sen şimdi kocanın rahmetli olduğunu da mı hatırlamıyorsun? Rahmetli mi? Hangi kocam? Abla hangi kocan olacak ya? Mafya beyler de yanlış anlayacak şimdi. Çocuklarının babası, evli olduğun. Öldü. Allah ama. Ne zaman, niye? Şimdi niye, nasıl öldüğü sende ayrı bir travma konusu olduğu için yani onu sana hiç yüklemeyeyim ablacığım. Allah, ablam tekrar başın sağ olsun. Sağ ol, dostlar sağ olsun. Allah kusura bakma, ben yani öyle yaranı kanatmak istemezdim. Hani böyle büyük olay diye hatırlarsın diye ben öyle şey yaptım. Nasıl öldü, nasıl öldü? Abla tamam, ağlama, ağlama. Yavuz Bey ağlamayı hiç sevmiyor valla kızım.
Ağlama. Çünkü yani sonra kızarsa bir de zehirli yemekler falan getirir. Sen zaten şey yaptın yani acını yaşadın, yasını tuttun, güldün, kendini deli yaptın. Ağlama. Ben eskiden de seni anlamakta çok zorlanıyordum. Hayır ya şimdi hiç anlamıyorum kızım. Abla net söyleyeyim ağlama. Ya bu adam bizi bir kere öldürdü. Gerçi Allah razı olsun sonra diriltti ama bir kere daha öldürebilir yani. Evet. Bak arkadaşın doğru söylüyor. Yine öldürebilirim. O yüzden kafanı toparla bir an önce. Yoksa bir dahaki sefere kızlar iadeli taahhütsüz gider. Söyle Necati. Abla. Tamam sen şimdi kocana takılın ölüsüne çık oradan. Yani sen her şeyi ziyadesiyle yaptın vedanı, yasını, masını. Takılma ona. Sen esas bizim rahmetlinin peşinden gitmememiz için şu taşları nereye koydun? Onu bir hatırlamıyor mu? Ay. Hatırlamıyorum. Ben o taşları nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Hiç yok yani. Abla. Kocandan miras kalan ayıdan çıktı işte onlar. Kocamdan bana miras ayı mı kaldı? He abla, boz ayı kaldı. Hamamda karılar nasıl oynuyor çok güzel gösteriyor. Medine ya. Kadının kafa gitmiş zaten. Öyle mi anlatılır ayı mayı diye? Abla, oyuncak ayı. Yani şimdi kocam vefat ettikten sonra Gamze sana miras gibi bir şey kalınca otomatikman o ayı da sana miras kaldı. Onun içinden çıktı işte. Gamze kim? Gamze senin eski kocandan, hayırsız kocandan, senden sonra evlendiği kadından olan çocuğun adı Gamze. Bir de evi de sizin evi o kadının üstüne yapmış. Ne? Ne yapmış, ne yapmış? Ay. Hayır, şimdi bu denir mi ya? Söyleyeyim işte, kadın kaldıramıyor. Kızını görür görmez kocan öldü diyen de bendim çünkü, değil mi Medine? Benim ne berbat bir hayatım varmış ya. İnsan kendi hayatını yaşarken oluyor da işte böyle başkasından dinleyince bambaşka. Bunu hiç hatırlamıyorum. Onu zaten hatırlama abla. Biz de unuttuk. Ay evim, evim güzelim. Şu altıda bir baksam bir iki dakika... Hayır, hayır. Tamam sen. Ya bulamadık iyi mi? Ay. Ama Songül iyi saklamış ha. Vallahi iyi saklamış. Songül'e helal olsun. Ben bir de mutfağa bakıyorum. Hayır. Mutfağıma izin veremem. Tabii lütfen. Kapat. Hayır. Mutfakta muhtemelen mutfak. Hayır Nergis izin verme lütfen. Toplayacağım. Toplayacağım. Sen nasıl toplayacaksın ya? Ah. Ay. Ay sen bu adama bunca sene nasıl dayandın ay. Mesele de o ya hayatım. Ben yıllarca dayandım. İşte sonuç. Erkek milleti böyle. Sen onun yanında durursun, yanında duruyorsun diye kendini bir şey zanneder. İlk durakta sırtından vurur. Hele bu, hele bu. Evet, hele bu. Tamam, gitti. Tamam, tamam. Mutfağım gitti. Ben hallediyorum. Feyyaz. Yapma Feyyaz. Gitti, gitti, şey yok, gitti. Asayişler kemer. Bana çabuk ilacımı ver. Ben bittim artık. Feyyaz. Ne yaptın? Kadının evini mahvettin. Daha döküp durma ya. Ya kadın kafası. Bu kadın kafası kim bilir nereye soktu. Bulacağım. Bulacağım. Ay yok. Yok ben dayanamayacağım. Yani annem o adamların elindeyken ben dayanamıyorum. Ne yapacaksın ki? Kahramanı arayacağım. Aa o iyi fikir. Doğru. Doğru tabii ya. Onun babasının çevresi falan da geniştir kızım. Ara senin sözün sonuçta bu. Ara bir yardımcı olsun. Hadi. Şaşırdım aramana. Ne zamandır yazıyorum görüldü atıyorsun. Ama yani hep de bir ghostlama halindesin. Yoğundum ya bu ara biraz. Öyle mi? Ben de yoğundum aslında. Artık değilsin galiba. Yani senin aramanı bekliyordum. Arayamadım. Artık müsaitsin. Bak istersen. Sonra konuşurum ya.
Zamanı buldum kahraman. Yüzük attı. Bir kere aramadın ya. Ben arayınca da meşgul atıyorsun. Salak şey. Aa, siz kahramanla yüzük mü attınız? Sebep? Kavga ettik. Cihangir Bey ne olacak peki? Ben şey için dedim canım. O kadar ben aileleri bir araya getirmek için uğraştım. Cihangir Bey'e o kadar telefon ettim, ikna ettim. Annen o kadar para harcadı kızım. Bir kere kavga ettik diye yüzük mü attınız Allah aşkına? Aa, üstüme iyilik sağlık. Aa, ay. Tabii tabii canım, kadın nasıl uğraştı? Kadın bir servet harcadı ya. Arabalar, evler. Oho, öyle bir saçtı ki yakında hepimizi dört kolluya götürecekler mahalleden. Dur dur Feyyaz'cığım, artık bir dur. Ne oluyor be? Ne yapıyorsunuz? Bir dur, bir dur. Allah Allah. Ya şuna dağıtmıyoruz ya. Ayrıca ya. Can kurtarmaya çalışıyoruz. Ne demişler, siz daha iyi bilirsiniz. Önce can, sonra Canan. Tamam yeter. Feyyaz Bey, ben onu mu diyorum? Heh. Şu anda zaten sorunlarıma bir tane daha sorun eklendi. Ben ilk günün söz atma bahsine üzülüyorum bir de şimdi şu anda. Al, rica ediyorum. İlgilendiren bir konu değil. Aa. Canan Hanım, şu an ne söz, ne masraf, ne de Cihangir Bey hiçbir umrumda değil. Hiçbiri. Hayır. Bir mafya evinde olmanın en büyük avantajı da her yerden ilk yardım çantası çıkıyor olması. Her şey var vallahi. Kolonya, sargı bezi, tansiyon aleti, ay, eteri, tertridiyotu, siyanürü. Ay. Daha iyisin değil mi? Yok, iyi değilim ben. Hiç iyi değilim ben. Benim başım zonk 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 zonkluyor. Bir de siz saçma sapan şeyler söylediniz, anlattınız ya. Nefesim dolanıyor içeride böyle ben. Nasıl iyi olayım ben? Şu memeletsiz adam da baykuş gibi bana bakıyor ya, devamlı. Dikti gözünü. İyi, öyle demek istemedi. Kaldıramadı. Kaldıramadı. Sanatçının da ifade ettiği gibi. Ne diyorsun sen? Ha, diyor ya. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Zevzeklik etme. Hadi anlatın şu kadın artık taş mevzusunu, ne yaptığınızı filan. Ben de duyacağım. Anlat. Yani işte ablama o miras kalan ayının içinden o taşları çıkarınca, yani pırlantaları çıkarınca bir tanesini bozdurduk. Bir tanesini. Güzel. Daha önce hep tek taş var demiştiniz. Şimdi sadece bir tanesini diyorsunuz. Buyurun lütfen. Devam edin. Devam edin. Safet kuyumculukla bozdurduk. Her yerleri kamerayla donanmış modern bir işletme. Aa, bu hayırsız dedi, git dedi. Güvenilir dedi, öyle bozdurduk. Ha, bu da benim suçum değil mi Ayriye? Pes sana ya. İzletti bana videoyu. İzletti. Bizim ne işimiz var orada ya? Biz ne yapıyoruz orada haram parayla? Haram para demesen ablacığım. Sonuçta biz Yavuz Bey'in parası olduğunu bilmiyorduk. Bilsek zaten işe yapmazdık. O, haram para derdik zaten. Haram para değil. Haram para olsa sen zaten ilk günün sözünü o parayla yapmazsın ki. Ne sözü? Ben ilk güne söz mü yaptım? Delirdin herhalde Hayriye. Daha çocuk yeni üniversiteye başladı. Aa. Yok, o iş öyle olamadı. Ne demek olamadı? Abla istersen o kadar bağırma yani, bu adamlar biraz şey de. Katil gibisinden abla, öldürüveriyorlar valla. Ay tövbe yarabbim. Songül abla. Şimdi ya gerçekten çok zor oluyor böyle ölüp ölüp dirilmek. Sen böyle birazcık zorlasan kendini, hani bir hatırlasan, ne istiyorlarsa anlatsan. Bitsin gitsin artık şu iş ya. Vallahi bak, mecalim kalmadı, suratıma bak. Bir de ben senin adını vermiş bulundum. Hani yani arada kızlarda kaynamasın diye. Hakkını helal et bana. Ya bu kim ya? Ya abla, boş ver, hiç kimse. Bahçıvan. Abla, sen şimdi o kart mevzusunda mı hatırlamıyorsun yani? Ne kartı? Ha, şu kart mevzusu. Bu sana yaptıkları değil mi? Anlatın, anlatın. Fazla fazla anlatın. Belki kafası yerine gelir. Tutuk değil. Sen anlat. Hayriye ile Demir şeylerdi.
sevgili. Aa. Abla yani sadece 2 gün sevgililerdi. Sonra Hayriye Demir'e kartını verince, bir de arkasına da şifreyi yazınca, Demir de onu dolandırınca... Hayriye. Pes Hayriye. Pes. Sen 2 gündür tanıdığın adama gittin kartın şifresini mi verdin? Aa abla yeter ama ya. Bu kartın şifresi kafama kaka. Ben paratoner gibi oldum ya. Aa saflığıma geldi yaptım yani. Hafızanı kaybettin hala benim kartımı başıma kakıyorsun. Senin kızın bir gün bile okula gitmemiş. O bu kadar mevzu olmadı benim kartım. Kim gitmemiş? İlk gün mü gitmemiş? Okula mı gitmemiş? Hiç mi gitmemiş? Abla. Ay, ay. Abla! 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 Bu defa çok kötü oldu. Ver. Abla! 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 Gitmemiş. Nereye gitmemiş? Ayaklarını kaldır. Bacaklarını kaldır. Ay. Oy. Hep senin yüzünden. Bu da mı ya? Gitmemiş mi? Kadın kafasıyla düşün. İlk gün. Bak özellikle kavanozlar. O aşağıdaki büyük kaplar. Bak onlar saklamak için ideal. Hepsine bakmalısın ha. Feyyaz Bey tamam bakıyorum. Ya sen Songül'ün kızısın ya. Songül'ün kafasıyla düşün. Onu en iyi sen tanıyorsun. Annen olsan ne yapardın? Hadi göreyim seni. Hadi. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ay sonunda. Alo. Mesajını şimdi gördüm. Ha, kahraman ya çok kötü şeyler oldu annem. İlk gün Canan kötü oldu. Tansiyonu mu indi mi çıktı mı ne oldu? Bir dil altı mı verelim bir şey yapalım. Siz alın verin dolapta. Ne dolabı kızım? Ben ne bilirim bu dolabı? 1000 tane şey var hadi. İyi tamam ben bakarım. Alo. İlk gün sen beni hangi yüzle arıyorsun ya? Ne diyorsun kahraman? Ahmet'i diyorum. Daha yüzükleri bir gün olmadı atalı. Koşmuşsun hemen lan çocuğa. Ne saçmalıyorsun ya? Ben mi saçmalıyorum? Hayırlısı olsun. Yine denemeye karar vermişsiniz. Çok iyi. Nereden uyduruyorsun sen bunları ya? Uydurmuyorum. Gördüm. Seninle konuşmaya gelmiştim, Ahmet söyledi. Sen de inandın yani, öyle mi? Evet. Yani gördüm sizi. Seni eve bıraktı çocuk. Beni eve bırakan herkese sevgili mi oluyorum ben ya? Allah Allah. Ay. Ama sen de yani buna inandıysan ben ne diyeyim ki sana? Bravo. İlkül, beni bir dinler misin? Ben de dinledim. Hep dinledim kahraman. Ama sen beni hiç dinlememişsin. Yok. Tamam, öyle... Bir şeyiniz yok mu? Yok mu? Dil altı almanıza da gerek yok. Şu haptan vereyim ben size. Bu iyi gelir. E ne oldu şimdi? Bağırdın, çağırdın, attın telefonu. Ha? Kızım sen böyle nasıl barışacaksın alttan almadan? Kahramanla böyle nasıl barışacaksın söyle bana. Yani Canan Hanım eğer Ahmet için korkuyorsanız ben barışmayacağım. Artık sözde değilim. Aa, bir dakika. Ben niye korkuyormuşum Ahmet için ayol? Canan Hanım, yani sizin karşınızda aptal yok. Kahramanla bizim isteme işi için de neden koştur yardım ettiğinizi biliyorum. Niye yardım ediyormuşum ben, pardon? Ahmet'le aramızda bir şey olmasın diye. Daha neler ayol, üstüme iyilik sağlık. Ahmet bana her şeyi anlattı. Evi de bu yüzden terk etmiş zaten. Sizin küçük numaralarınıza daha fazla katlanamadığı için. Sen ne biçim konuşuyorsun yahu benimle? Tamam. Sinirlerim bozuldu tabii. Annesine çok üzülüyor. Yazık, haklı. Gitti kafası ondan. Yoksa demez öyle İlkgül, değil mi? Ya ama düpedüz terbiyesizlik canım bu. Ya ben sizin yüzünüzden benim başıma gelmeyen kalmadı yahu. Yaptığım iyiliklerin karşılığı bu mu oluyor şimdi? Aa. Başa kalkmak için iyilik yapmaya bayılırsınız siz zaten. Ya benim annem senelerce neler çekti sizden ya? Kadını ezip ezip ne hale getirdiniz? Gitti nereden geldiğini bilmediğim afetik tiplerin parasıyla bana söz yapmaya kalktı. Terbiyesiz. Songül size doğru düzgün terbiye verememiş. Kadıncağız o kadar da uğraştı, ben şahidim. Ama olmayınca olmuyor işte. Çünkü malzeme bu. Bu yeter ya. Canlı olsun. Gidiyorum ben. Nereye? Hadi gidersen git. Ne oluyor ya? Nereye gidiyor? Polise. Yine... Ne
Ne polisi kızım, delirdi mi sen? Aa, bu iyice kafayı yedi ha. Bak sana ne falan atamıyorum ben ha. Bizi jülyen doğrarlar diyorum. Keserler bizi. Bana ne ya? Bana ne? Benim annem ortada yok. Biz burada oturmuş hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Hayır, ben de size uydum yani. Sanki annem çok umurunuzdaymış gibi. Gidiyorum, her şeyi anlatacağım ya. Her şey diyor. Kırarım bacaklarını. Memur bey, ben hala avukatımı bekliyorum. Ama benim bu gizli kameralarla falan hiçbir alakam yok. Ben Nil'i alıp çıktım o evden. Murat, sen de biliyorsun bunu. Hem orası hala benim de evim. Ben kamera falan koymadım. Ama koysam da bu bir suç değil ki. Yani insanlar bakıcılarını gözlemlemek için yapmıyor mu bu kamera işlerini? Ben mi yanlış biliyorum? Aylin, sen artık o evde yaşamıyorsun. Hı. Doğru söyledin Murat. Ben yaşamadığım bir evde olan biten şeyler için niye suçlanıyorum o zaman? Lütfen bu saçmalığa bir son verelim. Biz şikayetimizi geri çekmiyoruz memur bey. Müvekkilimin de dediği gibi Aylin Hanım annesinin evine taşındı. Bu yüzden şu an ikamet adresinde arama yapılmasını ve tüm elektronik aletlerinin incelenmesini istiyoruz. Şikayet dilekçemizde de belirtmiştik bunu zaten. Nasıl yani ya? Siz benim özel telefonumu, tabletimi, bilgisayarımı mı inceleyeceksiniz yani? Ya ben bir şey yapmadım diyorum. Siz niye beni anlamak istemiyorsunuz? İyi ya. Zaten incelemede görüntü bulunamazsa siz de temize çıkmış olursunuz. Murat. Sen bana niye düşman gibi davranıyorsun? Bizim seninle bir kız çocuğumuz yok mu? Zaten yakın zamanda boşanma davamız var. Şimdi bu aramalar falan duyulursa benim kariyerim mahvolur. Hakimlerin velayetini bana verecek. Ben maddi zarara girersem kızın da maddi zarara girer. Sen niye bunu düşünmüyorsun? Sen ne olsun istiyorsun ya? Memur bey, avukatımın da dediği gibi ben evde arama yapılmasını talep ediyorum. Şikayet dilekçenizdeki arama talebiniz savcı beye iletildi. Eğer savcı uygun görürse arama gerçekleştirecek. Sizler de burada bekleyin. Pardon. Ben bir ihbarda bulunacaktım da. Annemi kaçırdılar. Uyan! Hadi kalk! Ne bu ya? Sabah iştiması gibi. Hakikaten ya. Düşman kuvvetleriyle neden biz aynı yerde uyuyoruz? Yani biz bununla soktunuz buraya da ayrıca horluyor bu. Ya Hayri, benim senin uğruna burada başıma gelmeyen kalmadı. Sen niye hala bana böyle davranıyorsun? Burada hepimiz rehineyiz ya. Beni niye ötekileştiriyorsun artık? Neye baktın Ara abim? Yavuz Bey, hepsi hayatta mı? Bir bak dedi. Hayattayız. Yani öyle yaşar şakrak bir hayatımız olmasa da idare ediyoruz işte. Biraz tutuldu buralarımız. Tamam, hadi toparlanın. Hadi. Salon hazır olduğunda da kahvaltıya geçeceksiniz. Ay, hadi ne olacak şimdi? Ne yapacaklar bizi? Valla klasik. Kırkaramiler durumu Medine. Asmak, kesmek, kelle uçurmak. Abla, kelle demişken. Sen yattın kalktın, kafan yerine geldi inşallah ha? Ağustos'a kadar var. Bir de dün başlıyor hastaneden. Hay Allah'ım yarabbim ya. Yine kahvaltı diyor. Bu ne yemek yedirme aşkı bu adamdaki ya? Oh, he vallahi ya. Eskiden yeme bozukluğumuz fakirliktendi. Ha şimdi bir de psikolojik oldu. İyice travmatik olduk bu yaştan sonra. Bak şimdi beni bir dinle, bana anlat. Benim dün kafam sarhoş gibiydi. Anlattın anlattın bak. Ben düşünüyorum, düşünüyorum, düşündükçe şey yapıyorum. Ben ilk günün okulu için para biriktirdim. Kayıt olsun diye. Yetmedi, gittim Canan Hanım'dan avans aldım. Bu kız okula kaydolmadıysa o parayı ne yaptı ya? Oho, oraları geçtik abla zaten ya. Şimdi İlkan'ın kumar borcu olunca ilk gün paraya gidiyor, ona veriyor. Böyle eli silahlı adamlarla da iş tutunca bir de. Onun üstüne İlkan hapse girdi. Tabii ilk günün gündemi geride kaldı. Hapse mi girince? Ne kumarı? Hayriye, sussana kadın. Kalpten gidecek, böyle üst üste söylemeyeyim sana. Sen de dost acı söyler Medine. Bir tek bana acı söylüyorsun herhalde ha. Ay bunların hepsi benim bu hatırlamadığım 4 ayda mı oldu? He, böyle sayınca bunları neden hatırlamadığını son 4 ayda anlıyor insan. Ben olsam ben de silerdim kafamdan. İlkan nerede? Ne yapıyor? İlk gün nerede? Son gün Yılmaz'ın yakını. Kızıyım ben. Kayıp, kaçırılma için ihbarda bulunmuştum. Sitede bir olay olmamış. Peki kamera kayıtları? Site güvenliğiyle görüştük. Kamera kayıtlarını inceledik. Ancak anlattığınız gibi bir olay görünmüyor. Ne? Nasıl ya? Kayıtları mı silmişler yani? Yok.
Her saatin kaydı duruyor. Ama görüntülerde iddia ettiğiniz gibi bir olay yok. Günaydın Yavuz Bey. Ata binecekseniz kıyafetlerinizi hazırlatayım mı? Yok. Bilmeyeceğim. Misafirler ne alemde? İyiler, uyandılar. Kahvaltı alacağız birazdan. İyi. Kameraları hallettiniz mi? Hallettik Yavuz Bey. Giriş yaptığımız saatlerdeki görüntüler silinip yerine geçmişten görüntüler yüklendi. Temiz iş çıkardınız değil mi Serhat? Bak benim başım ağrırsa seninki kopar. Bizzat kontrol ettim efendim. Bir de Yavuz Bey... Bir de ne? Dün söyleyemedim. Çok gerginiz, konuşturmadınız ama... Kıvranma, söyle. Beni biri aradı. Yasemin Hanım'ın ablasıymış. Benim Yasemin? Kargalar kahvaltısını yapmadan koşa koşa geldiğin çok iyi oldu Feyyaz'cığım ama... Hani ne olacak yani, biz böyle hep yapışık mı gezeceğiz artık? Vallahi bundan sonra bir süre böyle olacak Nergis'ciğim. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Bana bak. Ortada toplamışsınız. Pırlantaları mı buldunuz yoksa? E hala pırlanta diyor ya. Canının içine sinmedi, gece topladık işte. Evet. Hoş geldiniz Feyyaz Beyciğim. Hoş bulduk. Oturun. Buyurun buyurun oturun. Çay koyuyorum. Koy canım. Ay vallahi sağ olsun, iyi ki Nergis bu gece bizde kaldı da. Dünkü o ev toplama telaşından sonra bir ilaç içtim. Kütük gibi uyudum vallahi. Ama sorun başın nasıl diye. Çok ağrıyor çok. Şey değilim vallahi. Vallahi ben bir gıdım uyuyamadım. Vallahi ben uyudum da ne oldu? Açıkçası sabaha kadar kabus üstüne kabus. Mafya, haciz, Yasemin. Oo, dana sucuk mu bu? %100 mü ya? Hı, afiyet olsun, buyurun. Kaynanan seviyor diyeceğim ama alakası yok. Ses yok mu bizimkilerde? Yok. Ama İlkül polise gitti herhalde sabah geldiklerine göre. Ne? Ha. Sabah geldiler böyle ağaç kakan gibi tık 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 çaldılar kapıyı. Sen niye daha önce söylemiyorsun Nergis? Ne bileyim canım, işte bir oturalım, kahvaltımızı yapalım, gözümüz açılsın. Sen yahu yine... Nergis polis geldi diyorsun, ne dedi polis? Bilmiyorum ki, açmadım. Ama İlhay Nergis. Ne ya sen polise niye mukavemet ediyorsun Nergis'ciğim? Ya siz demediniz mi polise gitmeyelim diye? Biz polise gitmeyelim dedik ama kapıya gelen polise de kapı duvar olup suçlu gibi davranalım demedik ki. Yani. Nergis. Ya geldiler, çaldılar, gittiler zaten. Gelirlerse yine uyuyorduk deriz. Niye bu kadar büyük büyük? Ne oldu yani? Yok bunlar, bir kere bunlar buraya kadar geldiklerine göre... İlkül bizi şahit yazdırdı, okudu bize. Ben size söyleyeyim, vallahi ikimizi yazdırdı. Aa! Tabii. Ay, ben diyordum ki... Yavuz, Yasemin'le evli oldum öğrendiğinde işbirliği yaptığımı düşünür. Ben zaten yırtamam diyordum. Fakat artık siz de yırtamazsınız, söyleyeyim. Mümkün değil. Ay ne diyorsunuz Feyyaz Beyciğim? Yapacak bir şey yok. Ne yapmak lazım peki? En güzeli böyle puf diye ortadan kaybolmak bence. Nergis, seni arabaya alsak, çocukları da alsak. Kampa mı gidiyoruz Feyyaz? Ne biçim bir plan bu ya? Allah Allah. Ay Allah. Sak. Arıyor bu. Telefonu, adam arıyor. Adam arıyor. O arıyor. Eyvah eyvah. Yavuz arıyor diyor. Adam mı o? Adam mı? Tamam, Yavuz olabilir demek ki. Şey yapabilir ama bu. Adam belki de dedi ona. Şey dedi, ne yapayım ben? Sakin, ben ne yapayım? Açayım ki ben bunu. Adam arıyor. Açmasam mı hiç ya? Hiç ben arayamam. Aç ve hoparlöre ver. Aç hoparlöre ver. Açıyorum. Sakin Nergis. Aç. Alo. Alo, günaydın. Yavuz ben. Beni aramışsınız. Bula şunu. Ne vardı? Ay son günü. Beni de öldürüyorlar ya. Son günü mü? Kapat. Ay. Kapatayım. Ay Allah. Orada mısınız? Alo. Buradayız. Yavuz Beyciğim. Merhabalar. Bendeniz Nergis. Yasemin ablasıyım ben. Ha, şu hazretmediği ablası. Yok be, ona bir anlatmış. Yani bir şey söyleyeyim mi size Yavuz beyefendiciğim? Yani eğer o benim için ne düşünüyorsa ben onun için iki katını düşünüyorum. Allah da zaten ona
benim için ne düşünüyorsa iki katını versin. O var ya hem suçlu hem güçlü. Tamam. Aa. Yavaş. Ama bizler tabii ki kardeşiz. Tabii ki. Ne olursa olsun yolumuz kesişebiliyor. Evet. Ben de sizi zaten bu sebeple rahatsız etmiştim. Maalesef kader yollarımızı yine kesiştirdi. Maalesef derken asla sizden bahsetmiyorum. Lütfen sakın yanlış anlamayın. Ben Yasemin'i kastediyorum. Anlamıyorum sizi. Mesele nedir? Tam onu söyleseniz bana. Şimdi mesele... Yavuz Beyefendiciğim, bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz bu yanlış anlaşılmanın taraflarını araştırırken tamamen tesadüf... sizin adınıza denk geldik. Ne yanlış anlaşılmasıymış bu? Şimdi efendim, benim bu faydasız kardeşim Yasemin... evliydi ya. Bunu... Ha, evet, evet. O yüzünü dağıttığım yüzsüzden bahsediyorsunuz. Konu onunla ilgiliyse... Yok, yok, yok. Yok, onunla ilgisi yok. Zaten şey onlar... boşandı, onlar yok. Tamam, bu konuyla alakası yok. Sadece onların evinde çalışan bir kız vardı. Kayboldu. Biz onu arıyorduk. Sabah sabah bir uzatmasanız, toparlasanız şu mevzuyu. Hemen topluyorum beyefendiciğim. Şimdi bizim sitede çalışan 3 tane temizlikçi kadın hiç bilmeden, asla size ait olduğunu bilmeden yanlışlıkla bazı şeyler bulmuşlar. İşte onlar şimdi kayıp. Üçü de kayıp. İkisi önce kayboldu. Biri de galiba dün gece siz misafir etmişsiniz. Siz neredesiniz şu an? Biz mi? Nerede mi? Nerede mi biz? Sakın. Neden sormuştunuz? Böyle şeyler telefonda konuşulmaz. Ben size bir araç göndereyim, evimde ağırlayayım sizi. Bunu yüz yüze konuşalım. Ay ne bileyim ya. İnsan kendi yaşadığı eve de mi kamera koyamayacak yani? Suç olacağı aklıma bile gelmemişti. Sonra savcı şey yapınca evde arama falan yaptılar. Murat'a büyük patladım. Evdeki bütün gizli kameraları, yapmış olduğu montajları hepsini öğrendiler. Pes diyorum bak, gerçekten pes yani. Şeytanın aklına gelmez böyle kameralar, montajlar, bir şeyler. Bravo. Bak 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 bak. Gören de kendisini sütten çıkmış ak kaşık sanır. Ne yapsaydım? O hizmetçiyle gözümün önünde fingirdeşmelerini mi izleseydim Yasemin, ne yapsaydım yani? Aylin'cim tatlı, bak bir kere ya. Sadece bir kere şu suçunu kabul et. Ne olur bak, bir dünya gözüyle bunu göreyim lütfen. Krizi fırsata çevirmek ne zamandan beri suç oldu? Ama tabii benim mahkemede de şansım bir tık azaldı. Nil'i elimden alabilirlermiş. İşler böyle çirkinleşince annem de avukatım olmaktan vazgeçti. Ne olacak, ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Ben ne yapacağımı düşündüm. Hatta şöyle düşündüm. Sen böyle mahkemeye gelsen, bana şahitlik yapsan, belki biraz şansım artabilir. Evet, bu buluşmanın neden gerçekleştiği şu an anlaşılmış oldu gerçekten. Bravo Aylin, tebrikler. Ama benim o mahkeme salonlarında ne işim var acaba? Ha? Ayrıca ben oraya gelsem bile ne söyleyeceğim? Hatırlasana Yasemin, bunlar bana zamanında da iftira attıkları zaman sen ortaya çıkarmıştın. Bana garez oldukları için yaptığını ortaya çıkarmıştın, hatırla. Belki bunları anlatırsan diyorum işte mahkemede. Şey diyorsun sen, o Hayriye'nin o grup mesajlaşmalarını falan diyorsun sen. Evet, hatta o mercimek beyini Hayriye'yi de şahit olarak gösteririz. Çünkü Murat o sünepe Medine'yi çoktan mahkemeye şahit olarak göstermiş bile. Şiştim. Yok yok, şişme şişme. Şiştim. Vallahi. Ne oluyor? Benim aslında bunu böyle kimseye anlatmamam lazım ama... anlatmazsam da, çünkü anlatmam da lazım, delireceğim yoksa ben. Neyi? Ne oldu? Ne oldu? Hayriye ve Medine o mahkemeye hiç gelemeyebilirler. Çünkü şu an ya da belki daha önce ölmüş olabilirler. Ne? Ne diyorsun sen Yasemin?
Neredesin Medine? Bir şey soracaktım da zihnimi meşgul etti. Bize kahvaltı diye çıkardınız ama şimdi yani niye burada böyle kurbanlık koyun gibi tutuyorsunuz acaba? Yavuz Bey salonda arama yaptırıyor. Onun bitmesini bekliyoruz. Ne araması? Rutin arama. Dinleme cihazı, kamera falan. Ana. Bizim günlük toz almamız gibi ha. Ben de dedim bir noktada yani zehirlemekten vazgeçtiler. Herhalde ki bahçedeki bir ağaçta sallandıracaklar. Hayriye sus. Ağzında bir hayra aç ya. Öldürsünler beni, öldürsünler. Ben bunların hepsini yaşadıysam ölmüşüm ben zaten, ölmüşüm. Abla sen de bir ölmüşüm, dur ya. Ölmeden mezara koydun kendini. Ne yapıyorsun biz ya? Ölmüşüm ben, ölmüşüm. Allah öyle deme ablam. Bak Allah en sevdiğiyle imtihan edermiş. Sana da yok oldu işte. Kız kaydolmamış okullanıyor. Medine abilerden bir bıçak isteyelim. Ablama ver istersen dikine dikine kessin bileklerini. Kız böyle telkin mi olur? Ölmüşüm ben, ölmüşüm. Ölmüşüm, ölmüşüm. Abla nereye öldün ya? Ölmüşüm. Sen daha bizi kurtaracaksın abilerden. Ölmüşüm ben. Ölmüşüm ben. Ölmüşüm. Ah ölmüşüm, ölmüşüm. Abla, ölmüşüm. Abla kendine gel artık ya. Ölmüşüm. Kendine gel, çık oradan. Ölmüşüm. Abla kendine ölmüşüm. Gel. Abla kendine gel. Hayriye ne yaptın sen? Hayriye ablam. Ablam özür dilerim. Ama kendine gel ne olursun. Bak sen kendinden vazgeçtin, bize de mi vazgeçtin? Abla benim. Hepsi. Oy kurban olurum ben sana. Oy. Kadınları anlamak harbiden imkansız yani. Değil mi yani? Her şey var. Aşk, nefret, tutku. Harbiden çok enteresan yani. Değil mi? Oğlum kahvaltı hazırladım. Gel bir iki lokma bir şey. Aç açına gitme. Medine gece eve gelmemiş. Oğlum gitti o kız. Niye arayıp duruyorsun hala? Parayı buldu kaçtı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Yok. Lütfen. Telefon da kapalı hala. Oğlum ben ne söylüyorum? Dinlemiyor musun sen beni? Duymuyor musun? Duyuyorum anneciğim, duyuyorum. Da o iş öyle değil. Yani Medine öyle bir kız değil. Öyle haber vermeden çekip gitmez bir yere. Oğlum bak apar topar gidiyorsun yine. Akşam da geç geldin. Soramadım bir türlü. Ne dedi polisler kameralar için? Aylin yapmış. Netleşti. Aylin yapmış. Niye yapsa ki böyle bir şey? Bilmiyorum ama evindeki aramalarda bu gizli kamera görüntülerinden yapılmış video montaj bile bulmuş polis. Ne bulmuş? Yani anneciğim bu görüntüleri yalan yanlış arka arkaya bağlamış. İnternette yayınlayıp beni kötü göstermekmiş niyeti aklınca. Ay niye yapsın ki çocuğunun babasına bunu? Anneciğim niye inanmıyorsun hala? Yapmış işte. Neyse sonra konuşuruz. Ben çıkıyorum. Aylin'cim ben kaç defadır, bir iki saattir anlatıyorum sana. Neden anlamak istemiyorsun onu hiç anlamıyorum şu an. Dilimde böyle tüy bitti anladın mı aynı şeyleri söylemekten? Diyorum ki arayamam, arayıp Hayri'yi soramam Yavuz'u anladın mı? Çünkü eğer onu tanıdığımı öğrenirse, anlarsa, bir şey olursa beni de işin içinde sanacak. Ki değilim, ki değilim, alakam yok. Ama yani bir arasan, böyle çok da belli etmeden bir ağzını yoklasan. Acaba Medine mahkemeye gelebilir mi, gelemez mi? Onu öğreniriz en azından ya. Gerçekten mi ya? Senin gerçekten derdin hala bu mu ya? İnanamıyorum ben sana. İnanamıyorum. Ölmüş olabilirler diyorum sana. İyi tamam Yasemin'cim. Arama. Tamam arama. Ama Nergis bu işin içine girerse ne olacak? Hiç düşündün mü? Ne alakası var Nergis? Ne olacak Nergis girerse? Öğrendiler diyorsun. Ya Nergis senden önce ulaşırsa Yavuz'a? Ya senin kızları tanıdığını anlatırsa o adama ne olacak? Allah korusun. Hayır allar, pullar kim bilir nasıl anlatır Nergis? Yani bence, benim fikrimce adam en azından senin ağzından duysa daha iyi olur.
Arar mı diyorsun? Kızım Nergis bu. Çoktan adama ulaşmanın bir yolunu bulmuştur bile. Hayır yani ablanı ben mi anlatacağım sana Yasemin? Ama yine de sen bilirsin tabii. Bana fikrimi sorarsan bir ara bir yokla bakalım. Adam öğrenmiş mi, öğrenmek üzere mi, ne oluyor yani? Al belki lazım olur. Allah koç çantana. Aman aman. Ay aman. Çok sağ ol bu yüklü cephaneyle. Biz bu mafyayı çökertiriz. Aşk olsun Nergis. Canan hakkınızı helal edin. Ay öyle söylemeyin ne olur içim fena oluyor Allah aşkına. Canan bak sana canlı konum attım. Baktım bizden haber alamıyorsun. Son çare polise git bir şey yap tamam mı kurtar bizi. Allah göstermesin. Merak etmeyin siz. Siz de kendinize dikkat edin ha. Hadi. Hadi. Allah'a emanet. Hadi hadi. Ne olur. Hadi dikkatli olun. Ya Nergis, biz böyle yola çıkıyoruz ama acaba diyorum sen tek başına mı gitsen? Beni yüzlü adamlarla yalnız mı göndereceksin gerçekten Feyyaz? Ya onu demiyorum. Yani sonuçta ben Yasemin'le hala resmi olarak evliyim ya. Yani adam şimdi orada birden beni görüp iyice zıvanadan çıkıp delirmesin. Bizim çocuklarımız var Nergis. Ha. Yani bütün yumurtaları aynı sepette mi kıralım değil mi? Ayrıca benim bu olayla zaten bir alakam yok ki. Ha, benim alakam var mı? Benim alakam var mı? Ne oldu? Hayriye çok hakikatli kız, çok iyi kız bilmem ne diyordun iki gün önce. Şimdi kızı orada öylece bırakacak mısın? Tabii ki bırakmam canım. Yavuz Bey sizi bekliyor. Evet. Sağ olsun. Çok teşekkürler. Çok zarif bir bey kendisi. Sağ olsun. Evet. İyi günler. İnşallah. Ya ben Medine'yi soracaktım yine ama dün gece eve gelmedi. Telefonuna da ulaşamıyorum hala. Acaba sizin haberiniz var mı? Yok. Haberimiz yok. Hiç haberimiz yok. Yok Murat'ım. Hayriye nerede ona bir sorsak. Çünkü ben artık karakola gidiyorum. Yok. Yok. Aa. O da yok. İyi de haber vermeden bunlar nereye gitti birdenbire böyle? Hı. Songül Hanım evde mi siz? Onun yanından çıktınız galiba değil mi? Evet tabii oradan şey yaptık araca çünkü bizim ev oho ta sokağın şeyinde. O yüzden de buradan böyle bir şey oldu. Songül Hanım evde yani. Yok. Yok. Ya yok yok bunlar yok. Şey oldu bunlara miras kaldı ya paralar. Tabii. Ne oldu? Kafalarını esti mi gidiyorlar? Tatile çıktılar belki de. Bak o olur. Kesin tatile çıktılar. Kesin. Yok Medine öyle şey yapmaz. Haber vermeden bir yere gitmez yani. Endişeleneceğini bilir. Buyurun sizi bekliyoruz. Geliyoruz efendim. Sağ ol. Siz nereye gidiyorsunuz? Meçhule. Arkadaşımız bekliyor. Ona gideceğiz ama evi de bilmiyoruz. Ya. Bulacağız. Arayarak buluruz. Ya. Arayarak bulacağız. Ha. Geldim. Geliyorsun değil mi? Tabii. Bu kadar komşuluk ettik. Murat'ım hakkını helal et. Canan Hanım. İlaç, ilaç nereye kadar yahu? İç işte şu bitki çayını. Biraz rahatla bu böyle olmaz. Vallahi olmaz, billahi olmaz. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Aa! Gene beni de almaya geldi. Beni ay Allah'ım sen koru. Beni almaya geldiler. Ne yapacağım ben şimdi? Ay Gamzeciğim. Ne oldu Canan teyze? İyi yok yavrum, bir şey yok, bir şey yok. Bu bardak kırıldı. Sen sakın buraya gelme. Gelme sakın. Ayağına can batabilir. Gamzeciğim, bak sana ne söyleyeceğim. Sen şimdi aşağıya in. Ben gelene kadar odanıza gir, kapıyı kilitle. Ben gelene kadar sakın açma, tamam mı çocuğum? Tamam. Anlaştık. Hadi koş 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 koş. Koş çocuğum koş. Ay. Allah'ım ne yapacağım? Bunun ne işi var burada yahu? Tövbe ya Rabbi. Gideceğim yemin ederim. Of.
aklım çıktı yarabbim ya. Murat Bey. Biber gazı mı o? Ay, ortalığı toplarken elimde kalmış, kusura bakmayın. Ben bulunduruyorum da evde. Ne olur ne olmaz diye. Canan Hanım, Feyyaz Beylerle karşılaştım da az önce. Nergis Hanım'la gidiyorlardı. Ha, gitti onlar, evet. Hı. Feyyaz Bey bana biraz durumdan bahsetti de. Ha, bahsetti mi? Ah, çok kötü, çok kötü Murat Beyciğim. Evet, çok üzücü gerçekten. Görüyorum ki siz de çok etkilenmişsiniz. Ay sormayın, vallahi başlarına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Onların da son günlerinde. Yani Medine'nin de. Siz bu işin ne kadarını biliyorsunuz Murat Bey? Her şeyi anlattı mı size Feyyaz Bey? Evet evet anlattı ama tam da konuşamadık her şeyi. Yalnız değillerdi malum. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Arkadan gelirsiniz sizleri sonra son anda. Yani tam adresi soracaktım, Canan Hanım'la konuşursunuz dedi. Şeye gittiler işte. O Yavuz denen adamın yanına, o mafya olan adam. Kızları kaçıran hani. Evet. Ya. Şey. O da öyle dedi. Ya? Peki size gittikleri yerin adresi var mı? Yok, adres falan bilmiyorum da. Nergis bana bir canlı konum atmıştı. Herhalde ondan bahsetmişlerdir. Ben o konumu yollarım size. Heh, tamam, çok iyi olur. Çünkü bana siz de gelirsiniz hemen dedi. Çağırdılar beni çünkü. Tamam. Sizde telefon numaram var mıydı? Ben şimdi sitenin grubundan bulurum numaranızı. Yollarım size, merak etmeyin. Tamam, yollayın. Ben de hemen yola çıkıyorum. Murat Bey, siz de dikkatli olun ne olur. Bu adamlar silahlı. Kendinize dikkat edin. Allah korusun. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Senin silahlı adamlarla ne işin var Medine? Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben komşuların bildiğini dünürden mi saklayacağım Allah aşkına ya? Yok, arayacağım ben vallahi. Arayacağım. Biz bir raporu değerlendireceğiz. Pardon. Alo. Ah, Cihangir Beyciğim. Kusura bakmayın, ne olur sizi rahatsız ediyorum ama gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Canan Hanım ne oldu? Sesiniz hiç iyi gelmiyor. Gelmez tabii. Vallahi hiç iyi değilim. Mafyanın adamları evimizi bastı Cihangir Bey. Ne? Ay sormayın. Kafama bir şey vurdular, beni bayılttılar. Dünürünüz son günle arkadaşlarımı da kaçırdılar. Ne? Ne diyorsun baba sen? Ne mafyası, ne kaçırılması? Önce diğer arkadaşlarını kaçırmışlar. Yani bu yardımcı kadınları. Sonra da dün gece yarısı gelip Songül'ü götürmüşler. Bu mafya denen adamın adı neymiş? Söylesene bana. Yavuz Bayraktar. Tanıyorum tabii oğlum. Hem de çok iyi. Emrah, bana Yavuz Bayraktar'ın dosyasını getirsenize. Hemen amirim. Kimdir abi bu adam? Necidir yani? Kaçakçılık işi yapıyor bu adam. Ama hakkında kanıt olmadığından ya da suçüstü yapılamadığından dışarıda işte hala. Allah Allah. Ya bu adamların Songül ablalarla ne iş olabilir ki, anlamıyorum. Vallahi orasını ben de anlayamadım kahraman. Ama bu adamın kadınları kaçırdığı kesin diyorsun, öyle mi? Evet evet abi, orası kesin. Yani adamın adını net bir şekilde vermiş Canan'ın. Eğer öyle bir hata yaptıysa bizim operasyon için gereken izni kendisi bizzat vermiş olur. Bu kaçırılma dün gece mi olmuş? Abla böyle koyuyorlar masaya, ondan sonra da yiyecekleri ha babam ha babam getiriyorlar. Hayır, ne yapacağız şimdi? Yemeyeceğiz Medine, ne yapacağız? Bilmiyorum, yeme. Kusura bakmayın, beklettim. Sizden başka misafirlerim var da gelecek. Onların organizasyonunu konuşuyorduk arkadaşlarla. Ah, konuklarıma iyi bir ev sahibi olmaya çalışıyorum naçizane. Allah için çok iyi bir ev sahibisiniz de. İşte şu yiyeceklere bir şey katma coşkunuz da olmasa? Acıkmışsınızdır. Buyurun yiyin. He işte ben de tam ondan bahsediyordum. Acaba ne koydunuz yemeklere böyle zehir gibisinde? Rahat ol, bak aynı yerden yiyoruz işte. Zehir yok. Zehir yok. Hadi yiyin. Yiyin dedim. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Yiyin. Şundan al, şundan. Bu. Al. Al. Bundan al, buyur. Bundan al.
Al al al. Demek ondan da aldınız. Biz de bu omletten alabilir miyiz acaba Yavuz Bey? Bizimki soğumuş gibi çünkü. Al al al. Alamadım da valla. Songül Hanım, ne durumdasınız? Hatırlamaya başladınız mı biraz? Yok, hatırlamıyorum. Ama ben bu son 4 ayı hafızamı niye silmişim onu anladım. Aa, niyeymiş? Çünkü son 4 aydır olmayacak her şey peş peşe tren gibi dizilmiş. Kızım yalan söylemiş. Oğlum kötü yola düşmüş. Sonra hapse girmiş. Ondan sonra kocam evi öbür kadın üstüne yapmış. Ondan sonra da gitmiş ölmüş. Bak elimde parmak kalmadı saymaya. Bir de normal dönmemiş yani rahmetli. Gitmiş lağım çukuruna düşmüş. Lağım çukuruna düşüp ölmek nedir yani? Tövbe tövbe. Ne dedin sen? Tövbe tövbe dedim. Yok. Lağım çukuru dedin. Ha, lağım çukuru dedim. Şimdi ilk gün sözlenmişim. Ben sözsüz şu an tanımıyorum. Tanışmışım geçen ay ama bu ay şu an tanımıyorum. Ona bilezik almaya gitmiş. Kuyumcuya girmiş, kuyumcudan çıkmış. Pat diye lağım çukuruna düşmüş. Kızlar anlat. Anlatsanıza Yavuz Bey'e. Şimdi şöyle Yavuz Bey. Dur bir dakika. Senin kocanın adı Yılmaz mıydı? Hani dün rahmetli diye bahsettin. Yılmaz Yıldırım. Tanıyor musun? Sağlığında tanırdım. Sonra öldürdüm. Ne dedi? Öldürdüm dedi. O demedi. Benim aklım kıtlandı ya. Dememiştir. Yok yok dedim. Sizin taşlar yüzünden işte. İbret alem olsun diye öldürüp kuruna attım. Taşları orada mı buldunuz? Taşları orada mı bulduk? Yani orada mı bulduk derken ne? Tövbe tövbe yani o şey çukurundan mı bahsediyorlar? He, diyelim ki oradan bulduk diyeceğiz. Yani başımıza neler gelecek acaba? Çünkü ben artık yüreğimin götürdüğü yere göre cevaplar vermeye biraz riskli buluyorum. Yani malum abiler falan da hani. Sen söyle. Taşları orada mı buldular? Yavuz Bey yani... Şöyle, taşlar ayıdan çıktı. Onu biliyorum. Ayı kimden çıktı ben onu bilemiyorum yani. Ayı bu. Ha? Ayı diyor. Ayı nereden buldunuz? Hı? Ay! Polat'ın az bilemeyin, bilemeyin. Bana doğru düzgün cevap verin. Ayı! Çöp. Sakın bana çöp möp diye böyle maval okuma. Son kez soruyorum. Doğru düzgün cevap verin. Yoksa cevap verdiğiniz son soru olacak. Ayıyı nereden buldunuz? Ayıyı Songül ablanın kocası küçük kızına vermiş. Küçük kız da Songül ablaya bunun içinde sır var demiş. İçinden de anahtar çıkmış. Anahtarın üstünde de banka adı yazınca biz de bankaya gittik. Demek ki benim taşları banka kasasında saklıyormuş rahmetli. Medine kız dün senin bütün gün dilin tutuk daha bülbüle döndün ha. Allah demek can korkusu insana neler yaptırıyor. Sonra sen de aldın benim taşları. Rahmetli kocacığım bana mücevherler bıraktı diye rahat rahat harcadın. Öyle mi Songül Hanım? Yani ben sizin bu sorunuza cevap vermek isterdim ama kusura bakmayın inanın hatırlamıyorum. Pek benim yapabileceğim bir iş gibi değil o. Ama kızlar yaptı diyorsa yapmışımdır. Yaptın mı kızlar? Şimdi esasında Yavuz Bey. Tam olarak şöyle olmuştu. Songül abla aslında o kasadan bir borç senedinin çıkacağını düşünmüştü. Yani çünkü kocası sağken de hiç ondan hayır gelmemiş ki. Ama içinden pırlantalar çıktı. Yukarıda Allah var Songül abla bizi uyardı. Dedi ki bakın dedi benim kocam dedi polislikten atılmış adamdır dedi. Bundan da bir hayır çıkmaz dedi. Ama yani hayır dedi şey dedi kızlar dedi yüzümüze felek gülmüş bir kere dedi. Boş verin harcayalım dedi. Kör gözünü açınca ilk bastonunu atarmış. Medine kardeşim sen de ilk beni sattın ha? Ya hayır satmak değil yani ben şey olsun diye dedim. Yani biz kötülükten etmedik diye cahillikten oldu her şey diye söyledim. Ne cahilliği ya? Demin
demişim işte ben. Demişim harcamayalım o paraları diye. Şimdi öyle yapmasaydık benim aklım yerinde olacaktı. Böyle hazır mezar çukurumuz da açık kalmayacaktı. Abla sen de şimdi bize yürüme yani. Biz de senin adını geçmesin diye adını vermeyelim diye bir taraflarımızı yırttık. Biz bu işin içine başından beri girmeyecektik işte. Demişimdir ben ya, kesin demişimdir. Ben kesin girmeyelim demişimdir. Ben kendim biliyorum çünkü. Dedim değil mi? Dedim. Kesin dedim. Dedim değil mi? Başta önce kem küm ettin ama sonra seninle gözlerin parladı koltukların yüzünü değiştireceğim falan diye. Tamam sus, yeter yeter. Kafa bu kafa, yeter. Allah'ım. Ben hayatımda sizin kadar konuşan insan görmedim. Oh. Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Böyle bilerek gürültüye mi getiriyorsunuz mevzuyu? Yalanlarınızı örtmek için. Neyse. Ben öğrendim arkamdan kimlerle iş çevirdiğinizi. Kimlerle iş çevirdik biz? Kimlerle işbirliği yapacağız abla ya? Sen, ben, bizim oğlan. Ya Yavuz Bey beni demiyor. Yani beni demedi şu anda. Oradaki o bizim oğlan tamamen hani lafın gelişiyle beraber gelen bir bizim oğlan. Ben ayrı bir oğlan. Ayrıca bu insanlar da öyle hani başkalarıyla bir olup kimsenin kuyusunu kazmazlar. Ben onu da söyleyeyim buradan size. Bunu kesinlikle tanımıyor. Bakın sizi tanıyan biri arıyor. Kimmiş? Yasemin hanginizin patronuydu? Benimdi yani ex patronum. Sonra haciz maciz gelince direkt topuk yaptı, zengin manitaya doğru koştu. Siz nereden tanıyorsunuz Yasemin Hanım'ı? Yani şimdi tanış olduk ya, uyarmak gibisinden yani. Yoksa tabii ben sizin işinize karışmak istemem ama kendisi biraz para göz bir bayandır. Öyle eve haciz geldi falan, hemen kocasını terk etti. Yani parası yok diye kocasını terk eden senin kaşın gözün için mi sana bakacak? Aptal adam. Yani zengin ama bence kafası pek çalışmıyor. Merhaba sevgili. Sevgili. İyi misin hayatım? Nasılsın? Merak ettim de seni. Böyle kaç gündür de görüşemedik. Çok da özledim. Hani belki böyle akşam buluşuruz, bir şeyler yaparız. Akşama kalmayız. Belki daha erken görüşürüz. Nasıl yani? Öyle mi? Bakacağım işlere işte. Haber ederim. Güzel. Çok çalışıyorsun Yavuzcum ya. Çok çalışıyorsun aşkım. Yani bu yine bu kadınlar meselesi mi? Ya merak ettim de çünkü şimdi hani böyle bulabildin mi pırlantaları falan, kadınlara ne oldu? Kadınlar? Kadınlar. O kadınlar. Sen hayriyeleri mi soruyorsun bana? Ben... Evet. Onlar da bana tam senden bahsediyorlardı. Ne demişti hayriye? Kocanın parası bitince bırakıp gitmişsin. Zengin bir manita bulmuşsun. Ama yeni sevgilinde para var da kafa yok. Doğru dedin mi hayriye? Öyle demek istememiştir bence. Aptal. Bir de ne dedi biliyor musun? Aptal dedi. Aptal. 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 Sen niye gülmüyorsun Yasemin? Sevgilim, ben sence böyle bir şey söylemiş olabilir miyim? Bak gerçekten benim ağzından böyle bir şey çıkmış olabilir mi ya? O hayriye, o... Hayriye zaten o boş boş konuşmasıyla meşhur o Hayriye. Yine boş boş konuşmuş kendileri. Ne oluyor nasıl? Ne oluyor ya? Aşk olsun ama sevgilim. Sen biliyorsun ben bu hanımları fellik fellik kaç gündür arıyorum. Meğer bir tanesi evindeymiş. İnsan sevgilisine söylemez mi ya? Kırıldım bak. Aşkım bak yemin ederim ben de daha yeni öğrendim. Yemin ederim sana. Şöyle yapalım, ben yanına geleyim mi senin? Böyle yüz yüze anlatayım. Çünkü her şeyi anlatabilirim, her şeyi açıklayabilirim sana ben. Olur vallahi. Çok iyi fikir. Zaten bütün sevdiklerim burada. Bir de kimler geliyor biliyor musun? Ablanla yüzünden burnunu sildiğim o kocan da geliyor. Sen de gel. Birlikte güzel bir aile saadeti kurarız burada. Onların ne işi var orada? Sen gel, ben anlatacağım sana.
Serhat arayacak seni. Neredeysen aldırır. Ben. Ne oluyor? Bir anlatmıyorsun ki. Duyamıyorum da hiçbir şey. Nergis'le Feyyaz da orada. Herkes orada. Hayriye abuk sabuk konuşmuş Hayriye. Anam! Feyyaz Bey, Nergis Hanım. Buradayım, buradayım. Ben biliyordum beni kurtaracağınızı. Vallahi dost gibi dostum bir abim. Bırak, sarılma. Dokunma bana. Asker arkadaşımıyım ben senin ya. Moç. Ne oluyor ya? Allah, inanılır gibi değil ya. Tanımıyorum ya. Hiçbir alakam yok ha. Evimde çalışan kadın, yani çalışan patron ilişkisinden başka. Hatta bunun çalıştığı saatlerde ben evde değilim ya. Neydi bunun adı? Hayırsız mıydı? Keyifsiz miydi? Hiç tanımıyorum. Merhaba. Merhabalar. Nergis bendeniz. Telefonda görüşmüştük, hatırlarsınız az önce. Evet, evet. Biliyorum sizi. Hayriye'nin eski patronu. Sitenin istihbarat şefi. Bu casusluk işlerinde Hayriye sizden öğrenmiş. Tebrik ederim. Nasıl? Birader, geçemezsin dedik. Az önce gelenleri takip ettim dedim ya, biz beraberiz. Bizde öyle bir bilgi yok. Bak kardeşim, ben Medine'yi arıyorum ve burada olduğunu da biliyorum. Ya beni içeriye alırsın ya da polisi ararım, polis eşliğine geçerim bu kapıdan. Ama öyle ama böyle. Mutlaka geçerim. Bekle ben. Hadi buyurun, yiyin. Yok, biz atıştırmıştık ya. Benim de reflüm var. Şey yapamıyorum o yüzden. Yok yok, canınıza susamadıysanız yiyin. Yok. Yiyin dedim. Nergis Hanım, ye. Ne güzel. Bütün krizantem sitesi burada ha. Siz böyle şu an site toplantısı falan mı yapsanız? Aidatları konuşursunuz ha, olur mu? Yasemin de gelir birazdan. Kadro tamam olur. O niye geliyor ya? Hep beraber benim pırlantalara çökme planınızı konuşmak için çağırdım onu. Çökme planı mı? Hatta hazır bir araya gelmişken biz ne yapalım? Kardeşleri barıştıralım mı? İster misin? Öyle programlar var ya, dağılan aileleri tekrar bir araya getiriyorlar. Ha? Ne münasebet ya? Ben onunla ölürüm de barışmam. Ben ölürüm, ölürüm. Emin misin? Söyle, eminim de. Ölürüm de, ölürüm. Ölürüm. Terkin yoluyla eşeğin aklına karpuz kabuğunu kaçır Nergis. Songül Hanım. Siz Şeybe'ye şeyi dediniz değil mi bizden önce? Komşularımın bu olaylarla hiçbir alakası yok. Yani olmadığı biliniyor değil mi? Ben neyin bilinip bilinmediğini bilmiyorum. Hayır, yani benim sizin komşunuz ve kiracınız olmaktan başka hiçbir alakam yok. Kiracı. Kiracı. Kiracı mı? Benim kira. Abla, ben Feyyaz Bey'i dost bildim, abi dedim. Öyle ortada kaldı. Senin konduya koyduk ya. Hatırlamıyorum. Ama işte şey. Dostluk. Efe gösterdik. Medine. Sana da bir ziyaretçi gelmiş, iyi mi? Bana mı? Kimmiş? 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 Kimsin? Murat Asiloğlu. Medine'nin patronuyum. Medine'nin yakınıyım. Murat Asiloğlu, Medine'nin patronu. Medine'nin yakınıymış. Medine'nin patronuymuş. Yakınıyım diyormuş. Ay, Murat Bey gelmiş. Adam gibi adam valla. İşte bir patron var, bir de patroncuk var. Murat Bey niye geldi? Ben onu anlamadım. Abla anla işte, onlar şey ya. Hayriye. Abi temiz bu. Telefonunu alın. Bak. Geç bakalım. Yavuz Bey seni bekliyor.
Sizin patronlar da bir acayipmiş ha. Size çok bağlılar maşallah. Bu alakanın sebebi ne acaba? Sebebi benim pırlantalar olabilir mi? Hı? Yani bazıları öyleymiş tabii, isim vermek gibi olmazsın. Hayriyeciğim hala para diyorsun. Yani tuttu canımızın derdine düştük. Size verdiğim emekler karanlık olsun Feyyaz Bey. Neyse şu kapıdakini de çağırın bari, ne yapalım. Gelsin o da. Songül Hanım, sana niye kimse gelmiyor? Yoksa kimse sevmiyor mu seni? Bilmem, öyle herhalde. Hatırlamıyorum. Yok abla, yok yok, öyle bir şey yok. Ha pardon, dur ben hatırladım. Senin patronun seni kurtarmak için polis molis diye bağırınca bizim Esat onu olduğu yere mıhladı. Ne? Belki sizleri ömürdür o kadın. Ah! Ah! Canan Hanım öldü mü? Canan Hanım öldü mü? Allah'ım inanamıyorum ya. Canan Hanım da mı ölüyor? Ben lanetli miyim ya? Benim yanıma yanaşan herkes ölüyor ya. Yok. Ya sen bunları bırak, beni öldür beni. Ne? Yolu yakınken beni öldür de benim çocuklarıma bir şey olmasın bari. Canan Hanım benim yüzümden öldü mü ya? Görüyor musun, Medine Canan Hanım gitmiş ya. Canan Hanım. Abla yapma ya, canına yazık. Bak ne güzel bir şey demeye çalışıyorum. Ben sadece aklım gitti sanıyordum ama herkes gitmiş. Abla herkes günü kadar yaşarmış. Demek ki onun da eceli geldi. Benim yüzümden gitti Canan Hanım benim. Ay, çok da boşu boşuna da şey yapma. Kes sesini Nergis, kes sesini. Kadını gerçekten öldürecekler sonunda. Kadını yakma bari. Var gibi hepimiz toplandık. Adam toplu mezar kazacak bize şimdi. Ne oluyor ya burada? Ah. Medine. Murat Bey. Ay vallahi çıkmış şey gelmiş yok, buraya. Ne yapıyorsunuz siz burada böyle ya? İşte. Hadi kalkın gidiyoruz. Yapma, hadi. Yapma, yapma, hadi. Yapma, yapma. Hadi kalkın, hadi. Hadi. Stop! Gerek yok! Gerçekten! Katil, katil! Bırak o kızları, geç şöyle. Alın şunları, geçin hepiniz. Bırak, 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 bırak. Geç, geç, geç. Hiç şey yapmaya gerek yok, tamam. Geç, geç, geç. Tamam, geç. Gerek yok ki. Geçtik. Tamam. Aman Murat, aman Murat. Hiç bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim. Belli, eğleneceğiz. Bittik biz Nergis. Bittik biz. Bittik ya. Allah. Bak. Ha? Vallahi eğer ben ikna edemezsem Yavuz'u, bittim ben. Şu an burada böyle kuzu kuzu böyle ecelimi Azrail'imi bekliyorum, anladın mı? Korkma bu kadar canım. Durumu açıklarsın bir şekilde. Yani durumu seninle zaten ne alakası var? Sen de gel. Ben? Azrail'in yanına. Yok canım sağ ol, ben almayayım. Aracın gelene kadar seni burada bekleyeyim, sana eşlik edeyim dedim. Ama anladığım kadarıyla yanlış yapmışım. Sana kolay gelsin, görüşürüz. Aile bir şey söyleyeceğim bak. Vallahi ne olur yalvarıyorum. Ben senin yüzünden aradım, senin yüzünden şu an bu durumdayım, anladın mı? O yüzden gelmek zorundasın. Ya sen manyak mısın Yasemin? Ya arasan da aramasan durum zaten aynıydı. Değişen bir şey olmayacaktı. O yüzden ben gidiyorum. Gelmezsen ben de mahkemeye gelmiyorum. Bir de tehdit ediyorsun beni yani. Yalvarıyorum sana, bak ne olur benimle gel, ne olur. Çünkü ben şimdi ona gidip anlatacağım. Eğer bana inanmasın söylediklerim, doğrulayacak birine ihtiyacım var, anladın mı? Hem alakan yok işlerle, hiçbir şey olmaz sana, ne olur. Ay ben de onu diyorum işte. Benim olaylarla hiçbir alakam yok. O yüzden beni karıştırma Yaseminciğim, kolay gelsin. Hadi ne olur gel, yalvarıyorum. Hadi elime. Ya gel, nasıl gelirse, ya zorlama. Geri gelmek istemiyorum. Beni yalnız bırakamaz. Arkadaş ne diyor? Şahitlik için ben de bilmiyorum. Aynen. Ya. Yanlış bir anlaşılma olur. Hanımefendiyi tanımıyorum. Vedat abi, sen dün burada nöbetçiydin değil mi? Ya şey, hiç sizin kulübeye böyle yabancı biri girip çıktı mı? Sen gördün mü? Yok kızım. Kimse girmedi içeriye. Bir tek sabah polis geldi, görüntülere bakıp gitti. Ya polis bana inanmıyor ama birileri görüntüleri değiştirdi ya. Allah Allah, kim değiştirecek ya? Ya Medet abi bir dakika bak. Ya bak, eğer hani başka bir şey varsa, seni korkutuyorlarsa benimle gel ne olur. Bak polise gidelim.
Her şeyi söylerse kimse sana hiçbir şey yapamaz. Kimse falan korkutmadı beni. Ya Medet abi, annem için diyorum ya. Annem için, annemi kaçırdılar diyorum. Yapma böyle lütfen. Yapmadım ben bir şey ya. Allah Allah, bir derdin varsa git güvenlik şefiyle konuş. Delireceğim ya. Delireceğim. Ben nasıl bulacağım annemi tek başıma ya? Ay. Ay Canancığım. Sen iç şu kan torununu, Allah izin verirse güzel rahatla. Bu ne yahu? Ay yine, yine bir ahveye geldik. Ay, gerçekten mafya beni öldürmezse ben kendi kendimi kalp krizinden öldüreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Gene hakim geldi, bu kaçın. Aa, ilk gün. Allah'ım yarabbim ya, sabır ver. Hayırdır ilk Gülcüm? Yine beni suçlayıp kavga etmeye mi geldin yoksa? Yok, yok ben şu an hiç onlarla uğraşamam canım. Benim tek derdim annem şu an. Annemden bir haber var mı diye sormaya geldim size. Var aslında. O Yavuz denen hayduta ulaştık nihayet. Ne oldu? İşte adamları geldi. Feyyaz Bey'le Nergis'i alıp götürdüler. Annemin yanına mı? Evet işte, kurtarmak için. Arkalarından da Murat Bey gitti. Ama ya o adamlar, yani onlara da bir şey yaparsa nasıl güvenip gittiler? Evet, başta düşününce bana çok mantıklı gelmişti ama haklısın. Yani gerçekten çok riskli. Sonra da işte ben düşündüm, düşündüm. Bu risk karşısında kimi arayayım diye. Ya aklıma şey geldi. Şey aradım işte. Kimi? İlkgül. Kahraman? Aa. Ay Cihangir Bey, geldiniz. Tabii ki geleceğim. Böyle bir zamanda sizi yalnız bırakır mıyım Canan Hanım? Nasılsınız, iyi misiniz? Ağrınız, sızınız var mı? Sizi doktora götüreyim mi? Yok, ben iyiyim de işte. Aklım kızlarda. Kahraman, siz nereden çıktınız? Canan Hanım babamı arayınca hemen koşup geldik biz de. İşte ben kimi arayayım diye düşününce... İyi ettiniz. Üstelik oğlum, biz her şeyi halledeceğiz. Halledeceğiz derken yani nasıl yapacaksınız? Biz yapmayacağız, polis yapacak. Ama ben ne yaptıysam dinletemedim kendimi polislere. Bunlar büyük balık Yükgül. Öyle kolay değil, normal. Ama Selçuk'la konuştum. Operasyon başlatıyorlarmış. Hadi biz de geçelim yavaştan o tarafa doğru. Yerlerini nasıl bulacağız? Nergis bana canlı konum yollamıştı. Onu yollarım size ben. Gerek yok. Emniyet zaten takipteymiş herifleri bayağıdır. Yerini biliyorlar yani. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ay şu iş bir çözülseydi. Şimdi siz diyorsunuz ki patronların bu olayla ilgisi yok. Hizmetçiler ne yaptılarsa kendi kendilerine yaptılar, öyle mi? Yavuz Bey, bana miras kaldı dendi. Sana kırdığım sucuklu yumurtalar burnuna gelsin Feyyaz Bey. Sen de mirasınız hayırlı olsun deyip o yufka yüreğinle para konusunda onlara yardımcı oldun, öyle mi Feyyaz? Asla, asla, asla. Ben bir tek bu fakir gidip hemen buldumcuk oldular zaten, parayı bulur bulmaz iğrenç. Gidip kendilerine hemen bir araba almışlar dandirik. Tutturdu mu ben araba kullanmayı bilmiyorum, bana öğretin, bana öğretin, bana öğretin. Sırf kurtulayım yakamdan düşsün diye 5 dakikalığına direksiyona geçirdik. Biz içindeki arabayı pert etti zaten. Biniyordun arabaya, kırmızı araba, kırmızı araba diye. Bir de kaza mı yaptık? Bir şey oldu bize Hayriye? Yok abla yok, iyiyiz, iyiyiz. Şimdi tesadüf bu ya. Üzerinize afiyet, enteresan bir şekilde o hafta ben de biraz batmıştım. Hmm. Benim eski zevcem Nergis Hanım, kendisi beni vergi kaçırmak suçundan ihbar etti. Ettim. Ettim de, ettim ama niye ettim? Siz bunu bana ettiklerini bilseniz şu bahçede ona neler neler yaparsınız. Neler neler? Ya ne yapıyorsun? Şu ortamda bile hala battık battık beni suçluyorsun. Bunlar battı mı? Hey abla. Sonra ben işte bir yardım edeyim Feyyaz Bey'e diye sahip çıktım. Ondan sonra da acıma yetme durumu yaşandı yani. Demek zengine de güvenmeyeceksin, eski zengin bile olsa. Ne diyor, yetip ediyor. Hayriyeciğim, sen istersen böyle her bulduğun fırsatta bana laf sokmazsan. Çünkü saygıdeğer Yavuz Bey bir işbirliği var hissine kapılıyor. Halbuki
işbirliği olmadığı gibi hiçbir alakamız yok. Bu olaylarla benim gerçekten alakam yok. Tamamen rastlantı, tamamen tesadüf. 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 Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Murat Bey? Ben Medine'ye de arkadaşlarına da kefilim. Medine yıllardır benim yanımda çalışıyor. O bu söylediğiniz şeyleri yapacak insan değil. Ama bu olaylar çok enteresan bir şekilde ilerliyor. Benim malımı çalan herifin biletini kesiyorum. Sonra karısı buluyor taşları. Ne hikmetse siz de bir biçimde bu olaya ortak oluyorsunuz. Sen kendin söyledin Feyyaz. O restorana kadınlar götürdü seni, değil mi? Yetmedi. Yasemin kaç sene sonra bir anda karşıma çıkıyor ve bana dönüveriyor. Bu da tesadüf. Sonra sen batıyorsun, değil mi? Evine haciz geliyor, para lazım oluyor. Ne kadar çok tesadüf var böyle. Hakikaten de fakat böyle anlatınca da bir tuhaf geliyor. Bana da tuhaf geldi, tuhaf geliyor. Fakat vallahi de billahi de böyle oldu zaten, başka türlü nasıl olacak? Ben size şimdi başka bir senaryo yazayım mı? Bu da güzel ama... Bekle bir dakika. Bu Yılmaz ölmeden önce Songül'e pırlantalardan bahsediyor. O da dayanamıyor, Hayri'ye gidiyor. O da koşturup batan patronuna. Pırlantalar hiçbir zaman kasada olmadı. Siz en başından beri el birliğiyle onu iç ettiniz. Sonra ben peşinize düşünce Yasemin'i saldınız ortaya. Aklınızla, ajanınızla beni kontrol edecektiniz değil mi? Ha? Benim senaryom nasıl oldu? Söyleyin. Ha! Ay, böyle mi oldu? Yok yok canım, öyle olur mu? Songülcüm sen de yangına körükte gitme lütfen. Geldi Yavuz Bey. Ne oluyor burada? Hoş geldin tatlı ajan. Minik çetene katılmak istemez misin? Ne ajanı ne çetesi Yavuz? Yavuz Bey, Yasemin Hanım yanında bir arkadaşıyla gelmiş ama bu kadını ne yapalım? Bey gelsin, o da gelsin. Gel, gel. Baba. Murat. Senin ne işin var burada diyeceğim de. Ne işin ne olduğu belli zaten, benimki de soru mu? Asıl senin ne işin var burada Aylin? Beni zorla getirdi. Ben getirdim. Kimsin sen? Aylin. Aylin? Aylin. Ha Aylin, senin şeytan dediğin kadın bu değil mi? He he o. O zaman sen bu Murat'la evliydin hayatım. Medine, evde başka adamla bastın. Öyle değil mi? Bunları mı anlattınız Medine? Yo yo, onun dili tutuktu. Ben anlattım. Can Havli ile öyle zehirliydik. İşte bak Sidin, Allah belasını vermiş herkesin. Olan Canan Hanım oldu. Of ya, Canan Hanım ya. Ya olmamış. Yavuzcuğum, biz böyle bir arkadan bir yerde şurada baş başa konuşsak olur mu? Niye? Biz bizeyiz. Aramızda gizli saklı yok. Otur. Bir ne olur bak. Otur. Gel Yasemin Hanım, gel. Aylin sen de geç. Buraya mı? Geç Aylin'cim öyle, evet. Gel. Gitme Yavuzcuğum, al. Dur, Yavuzcuğum. Konuklarımıza kahve servisi lütfen. İlkgül, ben senden özür dilerim. Yani sana inanmayıp Ahmet'e inandığım için. Kahraman lütfen bak, şu an hiç sırası değil. Yani ben annemin canından endişe ediyorum, anlatabiliyor muyum? Haklısın. Haklısın. Ama merak etme.
Annene bir şey olmayacak. Kurtaracaklar. İçelim. Adam bizle kukla gibi oynuyor. Sanma. Bak bak Yasemin'e bak nasıl titriyor. Bak 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 nasıl titriyor. Yaprak gibi bak. Yeter ya, bu iş gerçekten fazla uzadı. Ne derdiniz varsa benimle konuşun. Bırakın bu insanları gitsinler. Otur yerine Kazanova. Kahven soğumaz. Murat. Allah rızası için kurban olsun. Aa, beni ne tutuyor ya? Şu an derdimiz bu mu? Ama ne çeşim? Yasemin. Sen bana kocanın seni evden yaka paça dışarı attığını söylemiştin değil mi? Dedin mi demedin mi? Nasıl? Böyle mi dedin Yasemin? Sana be. Ya yazıklar olsun. Vallahi de billahi de yok öyle bir şey. Daha haciz memurların kapıdan içeri girmesiyle bunun çantasını alıp çıkması bir oldu. Yavuz Bey, şimdi benim bu olayların hiçbiriyle bir alakam yok. Ben ayak bağı olmayayım. Gideyim siz kendi aranızda. Otur aşağı. Baksana bana. Boşandınız mı siz? Yok. Daha boşanmadık. Mahkememiz 3 gün sonra. Medine de mahkemede şahitlik edecek. O gizli kamera olaylarından sonra pek şahide falan gerek kalmadı. Konumuz bu mu gerçekten Murat ya? Şu kadının yüzünden başımıza gelmeyen şey kalmadı. Medine. Onun adı Medine. Ya biz ne haldeyiz burada? Sen hala Medine, Medine, Medine. Aylin. Tamam kes. Önce bir öğrenelim değil mi? Kimmiş bu çetenin elebaşı? Ne çetesi beyefendi? Biz normal insanız. İşimiz var, gidip geliyoruz. Öyle normal insan. Nergis, Nergis tamam. Evet. Bu plan senin başının altından çıkmadı değil mi? Doğru ismi. Yok. Bak sana yemin ederim benim bu olaylarla hiçbir alakam yok. Gerçekten yok yani. Burada ikisi de burada bak ikisine de sorabilirsin. Ben dün siteye gittiğimde öğrendim her şeyi. Yani o yüzden böyle şey dedim sana işte adamların gelmesin. Şey yapmayalım Feyyaz evde yokmuş falan o yüzden dedim. Sen bir de bana yalan söyledin yani değil mi? Güzel. Öyle değil yok öyle değil. Ben böyle düşünmenden korktuğum için söylemedim ama bak şimdi işte yine sen böyle düşünmüş oldun. Ama suçlu olunca öyle düşünmen normal. Değil mi? Yemin ederim bak yani ben anlamadım. Bu ihale, bu olay nasıl benim üstüme kaldı? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben alakam yok benim. Yemin ederim yok. Bence artık filmin sonuna geldik. Taşlar kimdeyse ayağa kalksın. Yoksa bu salonun nüfusu yavaş yavaş azalacak. Hanginiz de benim pırlantalı? Hı? Hı? Ben de tutan bekleyin. Hı? Siz ikiniz buradan sağdan temizliğe temizliğe geliyorsunuz. Siz dördünüz şu ormanlık alandan. Temizliğe temizliğe geliyorsunuz. Siz ikiniz de ön taraftan. Şuradan geleceksiniz. Ne oluyor ya bu kadar? Durdun İkbir yok. Burada bekleyelim. Tehlikeli. İyi de ya çatışma çıkarsa? Ya içerideki adam anneme bir şey yaparsa? Bu adamlar büyük çeteymiş İkbir. Yani gizlice girmeye çalışacaklar ama yine de tedbirli olmak lazım. Sakin ol. Anlaşıldı mı? Şimdi. Hep beraber dağılalım. Hemen arkanızda olacağım. Hadi.
kadarıyla taşlar bende Yavuz Bey. Ama benim aklım bende değil. Onda. Kendi ağzıyla söyledi. Zaten kaç kere söyledi ya. Hepimize söyledi. Onda, platolar onda. Ya sen o zaman niye söylemiyorsun, yerlerini göstermiyorsun? Ben anlamadım. Bu kadar insan senin yüzünden niye sana altında kalıyor? Allah aşkına son gün söyle. Evet, siz onları bırakın. Onların hiçbir suçu yok. Yani pırlantalar bendeymiş. Öyle diyorlarsa öyledir. Ama ben nerede olduğunu bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Nasıl ya? Nasıl hatırlamıyorsun? Ablam hafızasını kaybetti. Yazdan sonrasını hatırlamıyor. Kocasının ölümünü, kızının sözünü falan hep dün öğrendi. Yok artık. Ağustos'tan sonrası yok. Dün bir kalktım. Ocak 2024. Ay çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya, abuk sabuk konuşma. Bir dakika ben anlamadım şimdi sen şimdi o kadar parayı, o kadar pırlantayı bir yere sakladın. Yerini bir tek sen biliyorsun ve onu da hatırlamıyorsun, öyle mi? Yok. Hatırlamıyorum. Vallahi pes. Vallahi bravo sana Songül ya. Sana helal olsun be Songül be. Hele lan o kadar pırlantayı sakladıktan sonra insan hafızasını kaybeder mi ya? Lan bari birine söyle, ondan sonra kaybet. Böyle bir sorumsuzluk olur mu ya? Ama Feyyaz Bey kanatı... Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama yeri bir tek ben biliyorum ya. Yeter, gel. Susun. Sen abi. Geçin hadi, geç şöyle geçin. Hadi. Geç. Dön önüne. Hemen taşlarımın yerini söylemezseniz önümüzdeki her dakika aranızdan biri eksilecek. Senden başlayalım mı tutuk dil? Zaten az konuşuyorsun. Eksikliğin hissedilmez. Gerçi bugün bir ara bayağı bir dilin açıldı. Bravo. Ama işte ne yaparsın? Kader. Bırak bu kızı. Burada mangal yürekli romantiklerimiz de varmış. Güzel. Peki. Benim sevgiye saygım sonsuz. Ama ne yapacağım şimdi sen söyle. Ne yapayım? İlk seni vurayım. Yapmayın. Ama yok ya. Şimdi aşıkları ayırmak falan. Olmaz. Seni seçtim. Zaten kafana darbe aldın. Değil mi? Yaşlandığında da hiçbir şey hatırlamayacaksın. Evet, seninle başlamak en iyisi. Neden dokunma bana? Hayır, dur. Etraf romantik kahramandan geçilmiyor ha. O kontenjan doldu, geç yerine. Geç dedim. Aslında en iyi seçim sensin Hayriye. Niye biliyor musun? Çünkü çok konuşuyorsun. Kafa ütülüyorsun yani. Ama komiksin. Geride kalanlar için komik bir insan olarak hatırlanacaksın. O da bir iki sene falan ondan sonra puf. O da gitti. Hayır. Şimdi benle mi karar kıldık yani tam olarak? Hayır. Ben hayattayken bu kızlara hiçbir şey yapamazsın.
Çalın şunu. Dokunamazsınız mı? Sus. Hatırlamıyorum. Sus. Son 30. Bundan sonraki her dakika için biri gidecek. İlk talihlimiz laf cambazı Hayriye Hanım. Baskılar! Hayriye ölmeden bana pırlantaların yerini söylemeniz için son 10. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum, billahi hatırlamıyorum. 9, 8. Çocuklarımın üzerine yemin ederim hatırlamıyorum. 7. Anam bu sefer sahiden gidiyor galiba. Hakkınızı helal edin. İnşallah tez zamanda görüşmeyiz. 3, 2. Yapmayın. 1. Yapma ne olur yapma. Yavuz Bey, polisler baskın yedi. Hadi ol, tutmamız lazım çabuk. Hadi. Ne oldu? Vallahi bu sefer de yırttım kefeni. Vallahi ölmedi, üçüncü kez ölmedi. Şerefsiz! Kaldırın, bu tarafta. Hepsi buraya doğru kaçtı. Helal size be. Aslan Türk polisi, kurban olsunlar. Tam zamanında. Gelsinler. Helal, helal. Anne! 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 Anne, sen ne yapıyorsun burada ya? İyi misin? Aa! Milletin pisliğini temizliyorum, sen oku diye. Sen okula kaydolmamışsın. Ha? Kız kayıt bile yaptırmamışsın. Gitmiyormuşsun ya okula. Anne ne oluyor? Kaç ay önceydi o? Annem kafa gitti. Biraz acılı hafızalar şey olmuş, hani silinmiş. Nasıl ya? Anlat. Ne? Anne onu ben sana sonra anlatırım. Sen... Aha yakalamışlar. Vallahi Allah'ıma yakalamışlar. Haydi bakalım Yavuz Bey. Hadi selametle. Oo, sofrayı kurak kaldırsın. Hadi biz yedik, sen kaldır. Kurtuldum sanıyorsunuz ama görüşeceğiz daha. Hadi yürü. Haydi tamam sus, abartma. Belki dışarıda adamları falan vardır. İçeride de adamı vardı zaten, kaç yazar? Yasemin, sen niye bu kadar ağlıyorsun? Ne oldu? Hayatım, bir laf vardır bilir misin? Böyle bastığı yerde ot bitmez derler. Yasemin durumu o yüzden ağlıyor. Yani zengin koca buluyor, kilitleniyor, gidiyor, alıyor ama adam ya iflas ediyor, ya hapse giriyor. İstikrar sağlayamıyor. İstikrarsızlıktan ağlıyor. Seni... Tamam, sakin ol. Yenisini bulursun. Öyle bir şey değil o ya. Öyle bir şey. Medine, sen iyisin değil mi? İyiyim Murat Bey. Yani sizin geldiğinizi görünce rahatladım, kendimi güvende hissettim. Çok merak ettim Medine. Vallahi Murat Bey demeyeyim dedim de yani mangal gibi yüreğiniz var. Öyle nasıl attınız kendinizi kurşunların önüne? Vallahi Cüneyt Arkın gibi. Ya ben de zaten tam o herif sıfır deyince atılacaktım. Bir de böyle hareketlendim, polisler girdi yani. Yoksa öyle seni elin namluların önünde bırakacak delikanlı da değiliz. O kadar da değil yani. Sen silahların önüne atlayan adam olmana gerek yok. Sadece adam olsan yeter. Adam ol yeter. Bak mesela Murat Bey nasıl? Adam gibi adam valla, asil oğlu. Hayriye ne diyorsun ya? Ne diyorum ya? Asil oğlu diyorum. Bir de yani sizin gibi patronu olanın valla sırtı yere gelmez. Böyle insan kendini Medine'nin dediği gibi güvende hissediyor. Çünkü mesela bazı patronlar var yani böyle pısırık, böyle şey... Ya kes be. Zevzek zevzek konuşmaya başladı. Adam bile söyledi çok konuştuğunu ya. Hakikaten çok konuşuyor. Ya kes sesini artık. Kes artık, kes. Daha önemli şeyler var. Songül.
Ne diyelim? Artık tebrikler diyelim mi? Hayırlı olsun diyelim mi? Çok badireler atlattık. Ya ama çok şükür sağ salim çıktık. Canan Hanım iyi. Adam da yakalandı. Artık söyleyebilirsin. Neyi söyleyebilirim Feyyaz Bey? Yahu pırlantaların yerini. Ha. Ben pırlantaların yerini hatırlamıyorum ki. Nasıl? Bir dakika. Şimdi senin gizli bir yerde kuzu kuzu yatan milyonların var. Ve sen gerçekten yerini hatırlamıyor musun? Gerçekten hatırlamıyorum.